abinin karısına ve çocuğuna sahip çıkarken senin 10 yaşında, 6 yaşında, 4,5 aylık çocuğun karınla birlikte ne yaşıyorsan farkında mısın? Farkında mısın? Kocası, ölen abisinin karısıyla dini nikah kıydı. Behiye 3 çocuğuyla çaresiz kaldı. Kendi karısı kardeşiyle nikah kıydı diye bence ölmüş adamın kemikleri sızlıyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Yengesiyle neden evlendi? Dur yengem 2 senedir anneme, babama, kardeşime bakıyor. Affedersin altını temizliyorsun. Behiye çocuklarıyla yaşadığı zor şartlardan kurtulabilecek mi? Eşime diyorum ki 5 parasız kalmayacak ortalarda. Eşim yalan söylüyor. Akşam çalışıyordu. Sabah eve geliyordu. Yine o kadınla meşhurdu. Çağdaş adı Güzel ortadan kayboldu. Yaklaşık 6 gün sonra cansız bedeni 20 yıllık komşusunun evinin bahçesindeki foseptik çukurunda bulundu. Acımasızca öldürülen Çağdaş adı Güzel'in ölümünün ardındaki sır açığa çıkacak mı? Her ne olduysa o gün bu Ekrem E. Çağdaş'ı bir şekilde dışarı çıkmaya kabul ettirdi ve birdenbire oldu her şey. Çağdaş neden öldürüldü? Ekrem E.'nin bir başka şahsa daha yine tacizde bulunmaya çalıştığını, cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını ve o şahsın da yine aynı kişi. Çağdaş adı Güzel olduğunu öğrendik Serap Hanım. Cinayet şüphelisi Ekrem E. nerede? Henüz yakalanamadı ama bir saatli bombanın dolaştığını artık rahatlıkla söyleyebiliriz bütün bu duyumlardan sonra. Siz neyi, kimi yalanlıyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Buna inanmıyoruz. Bu planlanmış bir şey. Nihat vurdu damadını diye haber geldi bize. Murat Taş Ocağ'ın ölümünün ardındaki karanlık noktalar her gün ortaya çıkan yeni gerçeklerle aydınlanacak mı? Murat Taş Ocağ'ın cenazesinin pozisyonuyla ifadelerde silahın ateşlendiğini söylenen yer uymuyor. En çok 50 santimden yapılmış olabilir bu ateş. Murat neden ve nasıl öldürüldü? Murat Taş Ocak ölmeden önce sırtında kırılan bastona kadar bu fotoğraflarda var efendim. Dersi kaynatan öğrenciler gibisiniz, yemin ediyorum. Hani biraz daha alkışlayalım, ders kaynasın. Program kaynasın, bir iki dakika kazanmış oluruz gibi. Vallahi dersi kaynattınız yani. Hoş geldiniz efendim, ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ekranları karşısındaki sevgili seyircilerimiz, hepinize efendim TV8 ekranlarından burada bulunan seyircilerimle, ekibimle, konuklarımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Güzel bir gün diliyoruz hepinize. Sağlık ve huzur diliyoruz. Ve diyorum ki hemen başlayalım. Yine çok dolu dolu bir program olacak. Canlı bağlantılar, işte olaylar, olaylar. Gerçeğin peşinde başlıyor. 34 HSP 47 plakalı aracı ile kayıplara karışan Ekrem E. Çağdaş adı Güzel'i öldürdüğü iddiasıyla aranıyor. Halen aranıyor efendim. 19 Mayıs günü kaybolmuştu Çağdaş adı Güzel. Yaklaşık bir hafta sonra cansız bedeni bulunmuştu ve vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Hem de 20 yıllık komşularının evinin bahçesindeki foseptik çukurunda cenazesi bulunmuştu. Ne yazık ki. Aradan geçen günler içinde ilk birkaç gün hariç Ekrem E.'nin izi bulundu. Ancak sonrasında kendisine hala ulaşılamadı, izine rastlanamadı.
Tabii bu bizim bildiğimiz. Emniyet çok daha fazla şey biliyor. Ancak şunu söyleyebilirim ki şu ana kadar emniyetin cinayet şüphelisi Ekrem E. henüz ele geçirilebilmiş değil. Efendim adli tıp uzmanımız Taner Güven hocamız, avukatımız Ayşe Üstünel Dağdelen bizimle birlikte, konuklarım var. Bugün yine Samsun'a Çağdaş Adıgüzel cinayetine gideceğiz. Oradaki gelişmeleri Rıdvan Elitez'den, muhabirimizden alacağız. Bu arada tabii ki şu anda aranan bu şahsın ne kadar tehlikeli olduğunu, ne kadar insanlara zarar verebileceğini, daha önceki bazı insanlara olan yaklaşımlarından, davranışlarından, efendim cinsel saldırıda bulunduğu yönündeki bir takım duyumlarımızdan yola çıkarak çok tehlikeli bir insanla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Kaldı ki şu an fotoğrafını gördüğünüz Ekrem E. Samsun Emniyet Müdürlüğü'nün de baş şüphelisi olarak aranıyor efendim. Bu konuda seyircilerimizin de desteğine, yardımına ihtiyacımız var. 35 yaşında gencecik bir adamı adamın feci şekilde ölümüne sebebiyet veren her kimse bir an önce yakalanmalı. Bu şahıs şüpheli olarak aranıyor. Ancak tek başına bu cinayeti işlemiş olamayacağı üzerinde de rahatlıkla durulabiliyor bazı sebeplerle. Hatta oğlunun da bir gece önce bu şahsın oğlunun da o civarda görüldüğü konuşulanlar arasında. Şimdi hemen Samsun'a dönelim. Rıdvan Elitez'in yanında ailenin avukatı Suat Uzun ve yine Çağdaş Adıgüzel'in acılı kardeşi Erman Adıgüzel var. Konuklarımızı selamlıyorum. Önce bir son gelişmeleri Rıdvan senden rica edelim. Sonra Avukat Bey galiba bize birazcık daha detay verebilecek. Doğrudur Serap Hanım, sizin de söylemiş olduğunuz gibi Samsun'da bu olayın bütün detaylarıyla araştırmasına, bütün ulaşabildiğimiz her noktaya bakmaya devam ediyoruz. Hemen son cümlelerinizden birisiydi. Bu şahsın Ekrem E.'nin oğlundan bahsetmiştik. Onun da burada olduğu yönde şüpheler vardı. Aslında bu daha da güçlendi. Olay olduğu gün, çarşamba günü olmasa da en azından o günden bir gün önceye kadar kesinlikle burada olduğunu net şekilde biliyoruz. Ancak olay günü burada olup olmadığının tespitini henüz biz yapabilmiş değiliz net olarak. Ancak tabii ki emniyette dosyada gizlilik olduğu için göremediğimiz şeyler var. Emniyette bu durumun şeyi olabilir. Bir kaydı, bir tespiti çoktan yapılmış olabilir. Bunu da tabii ki ilerleyen süreçlerde yanımızda ailenin avukatı Suat Uzun varsa söylemiş olduğumuz gibi dosyayı almamızla birlikte ve tabii ki beklenen çok önemli otopsi süreci var. Evden alınan bulunan silahlar var. Bunların parmak izi incelemeleri gelecek. Bunlarla birlikte vereceğiz. Şimdi Suat Uzun'a doğru döneceğim Erman'dan önce ama herhalde ilk tespit bu neredeyse yani şu anda hukuki süreçten dolayı bu şahıstan şüpheli olarak bahsediyoruz tabii evet. Ki bir hükmü yok ama emniyetin nezdinde de görebildiğimiz kadarıyla bulunan delillere de baktığımızda neredeyse %100 kesin gözüyle bakabiliriz gibi gözüküyor. Neler söyleyeceksiniz? Birçok tabii ki işleyen süreçte farklı şeyler ortaya çıkmaya başladı. Sizden dinleyelim. Şimdi Rıdvan'cığım, ben salı günü, pazartesi günü vekalete aldım. Bu hafta pazartesi, salı günü ilk iş emniyete gittim. Cinayet masası ekipleriyle, olayla ilgilenen komiserimizle, ekibin tamamıyla görüştüm neredeyse. Hatta bazı görüntüleri de izledim. Bana söylenen şu Emniyet Müdürlüğü tarafından. Bu cinayetin Ekrem E. tarafından işlenildiği tüm kanıtlarıyla %100 hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde açık ve nettir. Bizim beklediğimiz sadece otopsi raporları artı HTS kayıtları. Buna göre de biz dosyayı savcılığa bütün delilleriyle teslim edeceğiz. Yani burada Ekrem E.'nin dışında başka hiçbir kimsenin bu cinayeti işleme olasılığı yoktur. Bu net ve kesindir dediler. Bunun yanı sıra Ekrem E.'ye yardım ve yataklık edebilecek kişilerin de şüpheleri var. Yani bir takım ciddi şüpheler var. Bu konuda da bu kişileri de yardım ve yataklıktan dosyaya eklenileceği söylendi. Şimdi iki delile
hiç incelemeye gerek yok denildi. Neden? Bunlar dedi, şüphe oluşturmak, kafa karıştırmak, soruşturmanın seyrini farklı yöne çekmek için. Bunlardan bir tanesi, olay yerinde bulunan odunluğa getirilip koyulan bir kürek var. Üzeri kanlı bir kürek. Emniyet müdürlüğünde çalışan cinayet masası ekipleri bu kadar somut delille Ekrem E'nin bu olayı gerçekleştirdiği belliyken farklı bir kan izi bulaştırılmış bir küreğin oraya getirilmiş, sonradan getirilmiş olması olayı farklı bir yöne sapıtma çabası olabilir dedi. O nedenle dedi biz bunu dedi incelemeye gerek bulmadık. Ancak sayın avukatın, programın avukatının şeyi üzerine, uyarısı üzerine dün o kürek alındı. Şimdi bir de yakın hemen ileride bir dereye bir kanlı pantolon atılmış. Bunun da ihbarı geldi. Bu pantolon da alındı ancak bunu da delil olarak dosyaya koymuyorlar. Bunlar olayı farklı yöne götürme çabaları olabilir diyor. Bu olayın diyor %100 Ekrem E tarafından gerçekleştirildiği sabittir deniliyor. Şimdi bu kanlı pantolonun özellikle hiç bilgimiz yoktu, haberimiz İhbar yoktu, gelmemişti. Bildirilmiş, o zaman burada şunu düşünebiliyoruz. Ekrem E'nin belki de bu noktada hala kullandığı, bir şeyler evet. yaptırdığı birileri mi var, var acaba var, deniyor. Var, var. Şimdi evveliyatla bunca yıllık ağır ceza avukatı ve cinayet davalarında avukatlık yapmış bir kişi olarak cinayet işlendikten sonra Ekrem E'ye yardım ve yataklık eden birileri var. Bu HTS kayıtları geldiğinde telefon görüşmeleri, mesaj kayıtları bunlar çıkacak. Zaten Ekrem E'den farklı iki kişi Ankara'da özellikle iki kişinin varlığı biliniyor. Şimdi Ekrem E Ankara'dan İzmir'e gitti. İzmir'e gittiğinde büyük ihtimalle adalar yoluyla dışarı kaçmak istedi ancak beceremedi. Oradan İstanbul'a geçti. İstanbul'da görüldü. Daha sonra kayboldu. Büyük bir ihtimalle sahte kimlik düzenletip Bulgaristan üzerinden veya Karadeniz'den deniz yoluyla Bulgaristan üzerine girmeye çalışabilir. Ya da adalar yoluyla Yunanistan'a kaçmaya çalışabilir. Bu süreç yani bu kaçıp kaçmadığı hala belli değil. Kaçmış da olabilir, hala Türkiye'de de olabilir. Kaçtı ise zaten arama kararı çıkarılır. Bulunduğu yerde, bulunduğu takdirde alınır, getirilir. Ancak burada önemli olan ben dosyanın gidişatından bir iki bilgi vermek istiyorum. Şimdi dosyanın gidişatında birincisi gizlilik kararı. Gizlilik kararı hem bizim hem sizin elinizi ayağınızı bağlıyor ve sağlıklı bilgi vermemizi engelliyor. Şimdi eğer gizli kararı olmasaydı, olay yeri ekibinin cinayet mahallinde elde etmiş olduğu bütün delilleri görebilecektik. Mesela ben bir tane gördüm. Bu kürek olayı var ya, evet. Cinayet masası olay yeri ekibi geldiğinde o odunlukta bir çekim yapıyor. Odunlukta yapılan çekimi gördüm Emniyet Müdürlüğü'nde. O kürek yok orada. O bir şekilde sonradan koyulmuş net, yani. Birisi getirip oraya koymuş işte, olaydan sonra. İşte anlatıyorum. Yok o kürek orada. Orada kürek bulduk, ortaya çıkardık. Bu yalan. Bu görülecek zaten. İddianamede de görülecek. O küreği oraya niye getirdin? Bu HTS kayıtları geldiğinde yani telefon karşılıklı arama kayıtları geldiğinde kimin kimle, Ekrem E'nin kimlerle görüştüğü, kime ne yani neredeyken kimle görüştü, ne yaptı bunların hepsi ortaya çıkacak. Eğer mesaj attıysa mesajlar ortaya çıkacak ki bu da bu yardım ve yataklık olayının
şeyini, kanıtı, ispatı olacak. Nerede kalmıştık ha? Şimdi benim öğrendiğim kadarıyla, özellikle Erman'dan öğrendiğim kadarıyla, olay günü, olay yeri ekibi geldiğinde içeride çekim yapıyor, bir de çilingir geliyor. Evet. Evin içi aranıyor, kapalı kapılar açılıyor, çilingirin komisere sormuş olduğu bir soru var. Odunluktaki kasayla evdeki kasayı açacak mıyız? Bakın şimdi, ne odunluktaki kasa açıldı, ne evdeki kasa açıldı. Şimdi belki orada başka suç adetleri çıkabilir o orada. Başka belgeler çıkabilir. Ama herhalde özel hayatın gizliliği diye cinayet yerindeki bu kasaların açılmaması bize göre hukuki bir eksiklik. Bunların derhal açılması lazım. Oralarda da arama yapılması lazım. Belki cinayeti işledikten sonra oraya bir şey sakladı. Hiçbir şey olmasa bir para olabilir. Farklı birisini gönderip bunu aldırmak isteyebilir ki bu da burada tedbir alınması gerekliliğini ortaya koyar. Yani birilerinin buraya geleceği şimdi, öngörülür bu durumda. Şimdi soruşturmanın gizliliği açısından burada konuşamayacağım bir iki husus var. Onları konuşmayacağım ama bunlar çok önemli. Uygulamada çok önemli olan şeyler, onları şu anda konuşmuyorum. Ben soruşturmada dikkat çekecek hususları konuşacağım. Gizli kararı dedim. Evet. Ben ailenin avukatı olarak dosyanın bir suretinin tarafımıza verilmesini savcılıktan talep ettim. Şimdi normal prosedürde, uygulamada savcılar bunu gizli kararı var diye vermezler. Ben buna hazırlıklı olduğum için Hrant Dink davasında Hrant Dink davasında Anayasa Mahkemesi'nin ailenin istemesine rağmen hazırlık evrakını vermediklerinden Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar ve hazırlık evraklarının kendilerine verilmesini istiyorlar. Daha önce bir örneği var yani. Yine aynı bu davada bunu kullanabiliriz. Anayasa Mahkemesi'ne başvurunca Anayasa Mahkemesi yaşam hakkının ihlali. Taner Hocam, Sayın Avukat'ın da belirttiği bu kanlı, sapı kanlı küreğin önce olay yerinin video çekimi sırasında olmaması, sonradan oraya bir kürek konması. Ne yapılmak için, yani neden? Eğer ceset bulunmadan önce konulduysa, işte ceset bir yerlerde gömülü diye yönlendirmek ve o fosseptik çukuruna bakılmamasını sağlamak için konulmuş olabilir. Yahut da hiç alakasız başka bir kişinin kanı o küreğin sapına bulaştırılıp sahte delil üretilmiş olabilir. Bakın şu kişi gömdü işte, uğraştı, bu kişi öldürdü. Yani demeye getirilmek isteniyor olabilir. Ya sahte delil üretilmek istendi bu şekilde birisi hakkında, yahut da fosseptik çukurundan uzak tutulmak istendi. İkisi olabilir. Çünkü olay yeri geldiğinde aslında o kanlı duvarı vesaireyi, saçma izlerini gördüler. Sonrasında bir arama yapıldı. Önce bir toprak kazılmaya çalışıldı biliyorsunuz. Altı çok sert olduğu için hafif kabartılmış bir toprak. Orada da bir insanları yanıltmaya yönelik bir çalışma yapılmış. Toprak kabartılmış. Siz zannediyorsunuz ki hani buraya bir ceset gömülmüş olabilir diye. Olay yeri ekibi biliyorsunuz. Birazdan göreceksiniz. Olay yeri ekibi geldi, kazma kürekle orayı işte bu nokta kazmaya çalıştı. Ama altı çok sert olduğu için, muhabirimiz Rıdvan anlatmıştı bunu. Sonra foseptik çukuruna bakmayı akıl ettiler. Ama o kanlı sapı olan küreğin oraya getirilmesi, sahilde bir tane kanlı erkek pantolonunun bulunması, aynı bunları şekilde, nasıl yorumlamak lazım? Birisine yönlendirme amaçlı olabilir. Yani üçüncü, hiç ilgisiz kişi veyahut da belki yardım yataklık yapmış ama suçun yıkılmak istendiği kişiye yönlendirme amaçlı olabilir. Ya da birisi tam olarak Ekrem E işledi demeye çalışıyor. O da olamaz mı? Kürekte ne olduğunu bilmiyoruz. O pantolonun ne olduğunu bilmiyoruz. Kesinlikle incelenmeliydi. Evet, o pantolonun da kasalar mesela önemli. Kasalar çok önemli bu arada. Ben Suat Bey'e katılıyorum. O kasalar, odunlukta kasa niye olsun ki yani? En çok para saklarsınız. O kasanız da evinizde olur. Yani evinizde güvende olursunuz. Koyduğunuz şeyde. Odunlukta niye kasa olur ki? Değil mi? Enteresan yani. Filmlerdeki yani, gibi böyle. O kasalardan
Başka insanlara ait bir şeyler mi çıkacak, belge mi çıkacak? Olay sırasında başka bir yaralı olabilir orada. Üçüncü kişi varsa belki kazayla yaralandı, belki bir şey oldu. Ona ait kanlar olabilir. Kesinlikle o kanlar bir yerlere götürecektir soruşturmada. Bir yol açacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ekrem E'ye yöneltmek diye bir şey burada çok söz konusu olamaz. Çünkü zaten bütün her şeyi Ekrem E'ye gösteriyor. Ancak Ekrem E veya etrafından biri bir başka üçüncü kişiye yöneltmeye çalışıyor diye düşünebiliriz. Aslında o kürek de biliyorsunuz rahmetli Çağdaş'ın halasının oğlu Süleyman Bey buradaydı. O evin bahçesinde başka cesetler bile olabilir demişti. Yani o küreğin bir incelenmesi, gerçekten o kan örneğinin birbirleriyle eşleşiyor mu, kayıp var mı, uzun süredir kayıbını arayan insanlar var mı onu, bölgede? Yani bir sürü şeye bakılması gerekebilir, yani oradan önemli şeyler çıkabilir. Peki Rıdvan, o zaman avukat bey bir toparlasın, sonra biraz da Erman'la konuşalım bence. Hemen şunu da hatırlatayım Serap Hanım. Bütün bu söylemediklerimizden yola çıkarak Çağdaş Adıgüzel'in evden çıkarken televizyonun açık kalması, yani sanki hemen iki dakika sonra eve dönecekmiş gibi gözükmesi, evde sanki bu tarafa geldiğinde de bir planlı cinayet havasını sezdiriyor aslında. Bunun ait ibareler gösteriyor ama bir yandan da ne söyleyeceksiniz bilmiyorum ama ciddi bir acemilik de gözüküyor bu Ekrem'de. Yani şimdi, daha doğrusu çok ciddi hatalar yapmış yani böyle bir planlamada. Anlatacağım. Şimdi Çağdaş Adıgüzel'in o gece iki şişe şarap aldığı, 1,5 litre şarap aldığı ve bu şarapların birinin içildiği, diğerinin ise üzerinden sadece bir bardaklık bir kısım alındığı o evde çıkan delillerle sabit. Şimdi Çağdaş'ın evinde. Şimdi Çağdaş o şarabın da Çağdaş'ın evinde olması Çağdaş'ın evde bir bardak şarap içtiğini gösteriyor. Ve büyük bir ihtimalle HTS kayıtları geldiğinde Ekrem Adıgüzel, pardon özür dilerim, Ekrem E telefon açarak Çağdaş'ı çağırıyor. Çağdaş geliyor, işte o geldikten sonra kapının, yani şu karşı evin kapısının kapandıktan sonra olan olaylar gerçek cinayet sebebini oluşturuyor. Şimdi ona geleceğim, neden acemi hareketlerde bulunduklarına. Öncelikle adli tıp uzmanınız Taner Bey'in çok çarpıcı bir tespiti var. Ekrem E'nin çocukluğunda tecavüze uğradığını bir profil olarak ortaya koydu. Şimdi zaman içerisinde bu adamın hayatında bu tür olaylar devam etmiş olabilir. Şimdi bir bakış açısıyla söylüyorum. Bu kimse bu tarafa girmedi. Bu kişi 62 yaşında. Yani cinselliği bence kalmayan birisi. Çağdaş ise 35 yaşında. Birinci olay 2015 yılında, birinci olayda 59-60 yaşlarında bu kişi Çağdaş'a cinsel tacizde bulunuyor. Bu cinsel tacizde bulunması acaba böyle bir kendisini kendisine ilişkide bulunma aynı olayın karşı evin içerisinde olay gecesi tekrar edilmiş olma ihtimali yüksek. Bu Çağdaş karşı koyduğunda yine polise gideceğine veya komşulara duyurulacağı korkusuyla arasında bir tartışma, bir kavga çıkmış olabilir. Ben şimdi somut delillerden bir şey söyleyeceğim. Çok kısa alayım onu da. Şimdi Çağdaş'ın sağ kaşının üstünde bir yarık var. Künt darbe sonucu gerçekleşen bir darbe ve bu yarık ya bira şişesiyle ya tüfek dipçiğiyle oluşabilecek bir yarık. Yine Çağdaş'ın şu kısmı, bakın şu kısmından
pompalı tüfek girişi var. Kafatası arkasından dağıtarak çıkması var. Görünen, cenazeyi gören, yani cesedi gören bir kişinin anlatımından. Tabi otopsi elimizde olmadığı için bunu net olarak söyleyemiyoruz. Evet. Ama burada net olan şu var. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz istismar olaylarında da Çağdaş her iki olayda da ciddi şekilde buna bir karşı koyması söz konusu. Aynen. Ve zaten o kavgalar bundan çıkıyor. Şunu da biliyoruz ki hemen Erman'a dönmek istiyorum artık kardeşine Çağdaş adı Güzel'in. Çağdaş'ın yapı olarak da zaten bu adama karşı koyabileceğini biliyoruz. Biraz önce bahsetmiş olduğu orada bir arbede buluntusu da var aslında. Kaşığındaki bir yarıktan bahsetti avukatımız. Yani bunun üzerine artık nasıl şekilleniyor kafamızda? Şunu özellikle belirtmek istiyorum. Burada herkesin hala daha bir tedirginliği var bu şahıstan dolayı. Şahsın akrabalarıyla ve tanıyan kimle de konuşursak, iletişime de geçtiklerim var bu arada. Herhangi bir şekilde kimsenin bilgisi yok ve kimse de bir kelime dahi etmek istemiyorlar. Bu şekilde devam edelim. Buyurun. Kaşındaki yarı şöyle olmuş olabilir. Bu evde bulunan tüfeğin dipçiği kırık haldeydi zaten. Yani nasıl bir sert darbeyle vurulduysa tüfeğin dipçiği kırılır mı yani? Hani öyle gözünde canlandır. Ondan sebep olmuş olabilir. Saçmalardan bir tanesi oraya denk gelmiş olabilir. Karşılıklı bir kavgada, arbedede bu şahıs Çağdaş'ı altlayabilecek bir şahıs mıydı? Yani yüz yüze, göğüs göğüse, yoksa arkasından bir saldırımı veya farklı olmadığı bir anda mı bir saldırı yapması lazım? Dipçik plastik mi? Bana sorarsan alt edemez. Mi, tahta mı diye. Bakalım hatırlıyor musunuz onu? Yok, görebilmiş miydiniz? Net polisler plastik aldı, olay yeri ekibi aldı. Olay yeri ekibi aldı. Dipçik ve tüfek ayrıydı. Ama tabii ahşap mıdır, plastik midir bilemiyorum. Onu polis daha iyi bilir. Ahşap. Bunda tabii ki yine biraz önce avukatımızın da bahsettiği parçalardı. Kendi kırılacağına. Yani ancak plastik olması lazım. Eğer ahşap, dipçik ve kırılmışsa o farklı bir darbeyle kırılmıştır. Olabilir. Yani kafayı paramparça eder gene kırılmaz. Ahşap çok sağlamdır dipçiğin. Evet, devam edelim lütfen. Evet, özellikle şimdi tabii ki kasa olayını zaten söylemişti avukat bey. Bunu tekrar etmek istiyorum. Evet. Bunu şöyle duyulmuş olabilir mi? Çünkü bana da garip geldi açıkçası. Yani odunlukta da bir kasa olması, evin içinde de bir kasa olmasını duyduğunu söyledim bizzat. Aynı kasadan bahsediliyor olabilir mi? Ayrı ayrı mı söylediler? Bu evde iki kasa mı var açılmamış? Bu evde, ben burada olay yeri ekibi geldiğinde buradaydım. Şu duvarın üzerindeydim. Bütün her şey benim gözümün önünde oldu. Tabii ki evin içini o şekilde değil ama yani dışarıda konuşulan eden her şeyi ben duydum. Burada anahtarcı geldiğinde bu kasalardan bahsetti. Şu şekilde geçti. Konuyu ben sana söyleyeyim. Şu bahçe kapısı sonradan açıldı zaten. Bahçeden zaten atlanabiliyor. Onda sorun yok. Evin kapısını açtığını söyledi. Zaten tutanak tutuyorlar. Siz daha iyi bilirsiniz bunları. İşte bir çelik kasa yukarıda olduğunu söyledi. Bir de odunluktaki kasayı açmayacak mıyız diye sorduğunu ben duydum. Zaten duyduğum, şöyle onaylayabilirim bunu. Ya emin olamadım. İnan demin yine gittim baktım. Kasa orada ve kapalı. Yani bunun içinden ne çıkacağını kim bilebilir yani. Yani açılmaması bana mantıksız geliyor. Evin içinde de olduğuna eminim. Ben anahtarcı çilingirin dediğini çok net duydum. Evin içindeki kasayı ve odunluktaki kasayı sordu orada komisere veya polise, tam hatırlayamıyorum orayı ama gelen olay yerinden bir çok kalabalıktı yani 8-10 kişi geldiler buraya. Onlara sorduğunda devamını bilmiyorum ama kasaların evde olduğunu, iki kasa olduğunu, biri evde biri bahçede yani o odunlukta çok net biliyorum. Açılmamasını anlam vermek mümkün değil yani. Yani tabii ki şu anda en başta aradığımız Ekrem E'nin bir şekilde bulunması. Tabii belki ki bu kasaların açılması ne olabilir diye düşünüyorum. Bu kişi mal varlığı olan, arazileri olan bir kişi. Farklı bir noktada kimsenin bilmediği yerde belki bir tapıyor, bir adrese ulaşılabilir. Sadece odunlukta kasa olması sabıka kaydından bildiğimiz kadarıyla yasa dışı işlere bulaşma. Bir de odunluktaki kasa acaba işlevsel mi yoksa hani ömrünü tamamlamış da oraya atılmış bir kasa mı? Odunlukta kasa çok saçma bir şey çünkü gerçekten. Ev dışında kasa bulunduranların en çok yani yabancı literatürde tabii, Türkiye'de örneği yok da hani seri katiller. Farklı bir oda yapıyorlar ki eve giren kimse bulmasın diye öyle bir kasa koyuyorlar. Hatta bununla ilgili bir film de vardı. Çok popüler olmuştu.
Orada bir kendi özel odalarında, özel kasalarında işte trofe derler böyle. Topladıkları. Biliyorum öyle yabancı filmlerde yani. Yani o kasada silah olabilir, sahte kimlik olabilir, evet. Pasaportlar olabilir. Her şey olabilir evet. Yani her şey. Atılmış bir kasa mı Erman yoksa işlevsel ama oraya özellikle konumlandırılmış bir kasa mı? Şöyle yapalım hemen Serap Hanım. Bir 30 saniye müsaade etmeniz mümkünse bize. Geçmemiz de aslında mümkün oraya ama teknik olarak bir ayarlamam ki olur. Lazım kendimizi. Bir 15-20 saniye ihtiyacım var. Peki. Peki. O kasayı bir görelim biz. Hani evin içinde mi o odunlukta kasa ne alaka? Hocamın söylediği çok doğru. Yani bu olay öyledir demiyorum ama seri katiller bu tür yerlerde işte gizli bölmeleri oluyor. İşte öldürdükleri kişilerden topladıkları saçtır dediği gibi hani daha fazla detaya girmeyeyim ama böyle şeyler saklıyorlar. Sahte kimlik, pasaport, evet, her neyse. Peki onun açılmaması gerçekten Ayşe Hanım özel hayatı hani müdahale yani değil mi? Yani burada bir katalog suç var, cinayet var. Dolayısıyla orada birisi öldürülmüş, her türlü delil toplanmalı. Geçmişe yönelik de çünkü bir irtibat var, bir hukuk var iki komşu arasında. Dolayısıyla oralarında açılması gerektiğini düşünüyorum ben. Yani önemli bir suç var orada. Yani orada işlenmiş olduğu belli. O evde bir geçmiş olduğu belli. Bu adamın profili az çok belli. Dolayısıyla oralarında incelenmesi gerekiyor. Özel evet. Hayatın gizliliği falan değil. Kasada belki suç unsuru saklıyorsun sen. Gerçekten vurduğun silah orada belki. Bilemeyiz ki bunu. Şu anda orada... Eksiklik yani o büyük bir eksiklik. Şu an işte o odunluktaki kasa dedikleri noktaya doğru Erman'la birlikte Rıdvan yürüyorlar. Hani gerçekten bazen hani işlevi bitmiştir. İşte atmıyorsunuz da oraya koyuyorsunuz depo gibi öyle mi? Yoksa göreceğiz şimdi anlayacağız ne tür olduğunu. Yoksa işlevsel orada da başka bir amaca mı hizmet ediyor? Bahsettiğiniz şekilde de olabilir. Şurada çok net görebiliyoruz. Önünde sadece bir koli var, kutu var. Kullanılabilir mi? Evet, Taner hocamızın anlattığı şekilde eğer bir sapkınlık, bir sosyopati, bir bozukluk varsa ve özellikle kullanılabiliyorsa burada kullanım dışı olarak görünmesi için hiçbir sebep yok. Sadece önünde bir koli var ve boş önü. Rıdvan, şimdi tabii ben bu kasaya dokunmak istemedim ama bu kasa kilitli. Yani işlevi olmayabilir. Bu odunluk toplamda 2 metrekare, 2,5-3 metrekare bir yer. Belli, işlevi yani olmasa dahi içine bir şey koymuş belli, olabilir. Belli olmuyor. Bir durum evin içindeki kasa muhtemelen evin içinde olduğu için mantık olarak kullanılan bir kasa. Yani bakılmalı diye tahmin ediyorum ama tabii ki çok da elimizden bir şey gelmiyor. Boyut olarak da bayağı büyük bir kasa. Emniyette zaten paylaşımlar sonucu hepsini değerlendiriyor, onu da biliyoruz. Evet. Yani sanki evin içinde de bir kasa varsa eğer yenisi evet. Alınmış bu da burada duruyor ama Erman'ın da söylemiş olduğu gibi avukat beye de şimdi hemen yanında bu kasayla ilgili tekrar sormak istiyorum olanları. Belki de şunu söyleyebiliriz yani evet bu işlevini tamamladı bu buraya konuldu ama içinde Erman'ın da söylemiş olduğu gibi bir şeyler olma şüphesi çok yüksek burada tutuluyor olabilir. Şimdi kasa büyük bir kasa içine birçok şey konulabilir. Şimdi olay gecesi, bakın olay gecesi cesedin atıldığı yer fosiptik kasayla arasında çok kısa bir mesafe var. Yani oraya bir şey gizlenmiş olabilir ya da evdeki kasaya bir şey gizlenmiş olabilir. Bunların arama kararı kapsamında hocam, açılıp... Hocam vereceğim. Suat Bey'den de özür diliyorum böldüğüm için ama ara vermek zorundayım. Dönüşte devam edeceğiz. Sen abinin karısına ve çocuğuna sahip çıkarken senin 10 yaşında, 6 yaşında, 4,5 aylık çocuğun karınla birlikte ne yaşıyorsan farkında mısın? Farkında mısın? Kocası ölen abisinin karısıyla dini nikah kıydı. Behiye 3 çocuğuyla çaresiz kaldı. Yeni karısı kardeşiyle nikah kıydı diye bence ölmüş adamın kemikleri sızlıyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Yengesiyle neden evlendi? Dur yengem 2 senedir anneme, babama, kardeşime bakıyor. Affedersin altını temizliyorsun.
Behiye çocuklarıyla yaşadığı zor şartlardan kurtulabilecek mi? Eşime diyorum ki, 5 parasız kalmışım ortalarda. Eşim yalan söylüyor. Akşam çalışıyordu. Sabah eve geliyordu. Yine o kadınla meşhurlaştım. Siz neyi, kimi yalanlıyorsunuz? Kimi koruyorsunuz? Buna inanmıyorum. Bu planlanmış bir şey. Nihat vurdu damadını diye haber geldi bize. Murat Taş Ocağı'nın ölümünün ardındaki karanlık noktalar her gün ortaya çıkan yeni gerçeklerle aydınlanacak mı? Murat Taş Ocağı'nın cenazesinin pozisyonuyla ifadelerde silahın ateşlendiğini söylenen yer uymuyor. En çok 50 santimden yapılmış olabilir bu ateş. Murat neden ve nasıl öldürüldü? Murat Taş Ocağı ölmeden önce sırtında kırılan bastona kadar bu fotoğraflarda var efendim. Çağdaş Adı Güzel cinayeti. 35 yaşındaydı, feci bir cinayete kurban gitti. Arkasında pek çok soru bıraktı ama cevaplanmış sorular da var. 20 yıllık komşu cinayet şüphelisi olarak aranıyor. Aradan neredeyse 15 gün geçti ancak henüz bir izine rastlanmadı. Yurt dışına kaçmış olabilir mi? Emniyet güçleri tabii ki bunu da araştırıyor ancak Türkiye sınırları içinde olması daha yüksek bir ihtimal olarak görünüyor. O yüzden seyircilerimizden ricada bulunuyoruz. Lütfen dikkatlice bakın etrafınızı. Hatta onu saklayan kişilere de sesleniyorum. Tehlikeli bir adamla şu anda baş başasınız. Her an her şeyi yapması muhtemel bir adamla. Kendinizi güvende hissetmeyin. Bir an önce adalete teslim edin. Bir an önce polise teslim edin, gereğini emniyet yapsın, hukuk yapsın, yargı yapsın. Şimdi bir kez daha Samsun'dayız. Aslında Samsun'da bulunduğumuz nokta muhabirimizin ve ailenin avukatı Suat Bey ve kardeşi Erman'ın bulunduğu nokta cinayet mahalli efendim. Yani burada vahşi bir cinayet işlendi. Ceset tam olarak konuklarımın bulunduğu noktada 1 metre 2 metre sağında solunda bir şeyde bulundu, foseptik çukurunda bulundu. Bizim hocam, avukat hanım, bizim rahatlıkla girebildiğimiz bu noktaya girebilmemiz doğru mu? Yani bizim gibi başkaları da buralara girebilir mi? Girer bu durumda. Bu doğru bir şey mi? Şimdi olay yeri inceleme, tüm incelemelerini bitirdiyse, olay yeri de artık incelenecek hiçbir şey kalmadıysa tabii ki açılacak, sonsuza kadar kapalı tutulmasının manası yok. Ama sonuçta bakın bir kasadan bahsediyoruz. İki tane kasadan işte bahsediyoruz. Ben de ondan tam bahsedecektim. Eğer olay yeri incelemede eksik bir şey kaldıysa, yani delil karartılma, oradan delil çalınma veya işte yanıltıcı delil konma, sahte delil üretilmesi söz konusu olabilecek bir durumsa mühürlenmesi gerekirdi. Kimsenin de girememesi gerekir. Yani orası hiç mühürlendi mi bilmiyorum Rıdvan. Sen ilk günden beri oradasın. İki, bu arada birilerinin gelip o kasadan sahte pasaport, sahte belge alıp bu şahsa ulaştırıp ulaştırmadığını bilmiyoruz. O yolla yurt dışına bir çıkış yapmış olabilir mi bilmiyoruz. O nokta hiç güvenlik şeridi çekildi mi? Mesela o orası mühürlendi mi bir süre Rıdvan? Hayır Serap Hanım, hiç böyle bir şey görmedik. Aile zaten biliyorsunuz eve hemen karşı tarafta ailenin, yani kapının karşısında 3 adım 4 adım var. Onlar da burada kalmaya devam ediyorlar. Sürekli birisi var evde. Ancak hiç öyle bir durum yaşanmadı. Yani hadi ben akşam olmuyorum, görmediğim saatler oluyor ama siz hep buradasınız. Biz hep buradayız. Zaten biliyorsun biraz uyku düzenimiz de bozulduğu için sürekli ayaktayız. Birileri sürekli uyanık. Kapıya ilk günden beri mühür bile koyulmadı, öyle söyleyeyim sana. Yani burada içeride ya da dışarıda falan öyle bir şey koyulmadı, yani hiçbir şey koyulmadı buraya. Ve şöyle bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Şimdi kasalardan bahsettik ama bahçenin ön tarafına doğru da şöyle bir geçeceğiz. Burada dikkatimizi çeken başka bir şey de var aslında, başka bir materyal de var, ondan da bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz bu şahıs Ekrem evin temizlenmeye çalışıldığını biliyoruz olaydan sonra. Kendisi tarafından ya da başkası tarafından. Olayın yaşandığı, cinayetin yaşandığı çarşamba gününden sonra, bir gün sonra yani perşembe günü akşam saatlerine kadar burada evde, bahçede olduğunun çok net görgü tanıkları var. Emniyet de bunu zaten biliyor. Bahçede şu şekilde Arap sabunu olarak tabir edilen bir temizlik malzemesi burada sürekli duruyor o günden beri, ilk günden beri. Biliyorsunuz aile, buraya gelen komşular
Zaten bu olay yerinde çekmiş olduğu bütün bahçenin, evin içinin her tarafı fotoğrafları var. Orada da çok net görülecektir. Böyle bir malzeme de burada duruyor. Yine bu da tabii soru işaretleri getiriyor aklına. Lütfen arkadaki kanlı merdiveni de gösterebilir miyim? O tarafa doğru da geçelim. Onu ilk yayınımızda göstermiştik. Onunla ilgili de soru işaretleri var. Bununla ilgili de soru işareti şu. Acaba şahıs kendisi mi bir temizlik yapmaya çalıştı? Biliyorsunuz duvardaki izleri çıkartamamıştı. Arap sabunu, bu temizlik malzemesi buna yeterli olur mu olmaz mı? Yine bunu Taner hocamız çok net söyleyecektir. Bir de bahçenin şu tarafına geçtiğimizde biraz seri ilerleyelim hemen. Burada yine ilk günlerde size göstermiş olduğumuz bir kanlı merdiven vardı. Şimdi şöyle bir soru işareti, şu soru da geldi aklımıza. Çağdaş adı Güzel'in kalmış olduğu ev birinci katta ve kapısı kapalıydı. Çağdaş'ın anahtarları da yok. Evet. Siz bile geldiğinizde giremediniz. Evet. Ki evin ışıklarını 7/24 açık bırakır Çağdaş. Evet. Bunu söylediniz. Evet. Hiçbir zaman kapanmaz dediniz. Kendi bazı takıntıları ve korkuları da var galiba. Evet. O ışıkları kapatmıyor. Evet. Dolayısıyla eve gelindiğinde ışıklar kapalıydı. Ve Çağdaş belli ki o evden hazırlıklı bir yere gidiyor gibi, şehir dışına gidiyor gibi çıkmamış. Anlık çıkmış, 5 dakikalık çıkmış. Ama ışık neden kapalıydı? Kendi uyurken, yatarken bile, hatta belki gündüz bile dedin değil mi? Evet, evet. Işık açık evet. Dururken. Bu da şunu düşündürüyor. Kanlı bir merdiven var burada. Anahtar olmasa bile şöyle bu şahıs bu eve, Çağdaş'ın evine camdan girip sırada buraya da kan izi bulaştırıp ışıkları kapattı. Orada da birkaç delil vardı. Bunları mı yok etti? Olabilir. Bu merdiven bizim evimize girmeye yeterli olacak uzunlukta. Biliyorsun sundurma var. Onun üzerine koyması yeterli olur zaten eve girmek için. Olabilir. Kullanmış olabilir yani. Aynen öyle. Ya kan var yani. Burada bariz ve Rıdvan şimdi işin garip tarafı, kimse de yanlış anlamasın ama yani biz bunları ilk günden beri gösteriyoruz zaten. Yani gerekli olan herkese gösteriyoruz. Yani şimdi ben bunu alıp da yani şunu nasıl yapayım yani, alayım kendim mi götüreyim emniyete? Anlatabiliyor muyum? Yani kimseye de bir şey demek de istemiyorum ama yani bir ihmal varsa yani bir şey diyemeyeceğim şimdi yani. Bir yandan şöyle öne doğru geçelim. Çok sıkışık dar bir alandayız. Evet. Bir yandan da avukatımız Suat Hocam, Bey'den. Hocam olup olmadığına nasıl karar veriyor o anda olay yeri? Mesela bunu küreği vesaire da, sonra kondu ama kürek. Nasıl olay karar? Olay yerinde bulunan her türlü nesne, cisim delil olma potansiyeline sahiptir. Hele ki kan ne olursa olsun delildir. Bir cinayet mahallinde kan lekesi. Yani hiç kimse buna delil değildir veya bu önemli değildir diyemez. Muhakkak o kanın nerede olduğu ve yayılımıyla ilgili fotoğraflama çalışması, çekim çalışması yapılır. Çünkü kanın yayılması da çok önemlidir. Bulunduğu lokasyon da çok önemlidir. Sonra da o kandan örnek alır. Yani o koca merdiveni tabii ki götürmelerine şey yok ama. Örnek alınır. O kandan örnek alınır. Kimin kanı olduğuna dair DNA çalışması yapılır. Artı merdivenin üzerinde parmak izi çalışması da yapılır. O yani kan belki Çağdaş'a ait ama. O zaman bunlar yapılmış olabilir hocam. Olabilir tabii. Çünkü yapılması gereken, %100 yapılması gereken şeyler bu. Evet evet, bunlar yapılmış da olabilir. Yani illaki merdivenin oradan götürülmesine de gerek yok. Bu arada tabii Erman'ın söylediği gibi kimseyi hani suçlamak, töhmet altında bırakmak değil. Biz onlardan daha iyi bilecek de değiliz olay yeri ekibinden. Muhakkak bunlar yapılmıştır ama insanın acısı çok büyük olunca hani acaba mı? Acaba bir aksilik olmuş mudur? Acaba bir ihmal var mıdır sorularını soruyor. Bu sorular o yüzden. Yoksa kimseyi suçladığımız, töhmet altında bırakmak istediğimizden değil. Öyle değil mi Rıdvan? Olay yeriyle ilgili bir şey daha hani hatırlatma babında belki söylemek istiyorum. Olay yeri incelemeciliği son derece yaratıcı olunması gereken bir konudur. Örneğin bir cinayet şöyle aydınlatılmıştı. Odada sivrisinek, yani gece bir otel odasında bir kişi öldürülüyor. Otel odasındaki sivrisinekler toplanıp o sivrisineklerdeki kandan DNA çalışması yapılıyor ve oradan katilin kimliğine ulaşılıyor. Çok acayip. Yani bu derece yaratıcı olunması gereken bir alandır olay yeri incelemeciliği ve çok derin, sürekli güncellenen eğitim verilmesi gerekir. Olay yeri incelemesi yapan kişi. Peki biz burada da aynı şekilde aynı titiz çalışmanın yapıldığını düşünüyoruz. Rıdvan, son cümlelerini alabilir miyiz sayın avukatın ve Erman'ın? Hemen Serap Hanım, biraz öncesinde söylemiş olduğunuz gibi şunu da ben de belirtmek istiyorum özellikle. Tabii ki şu anda dosyada gizlilik olduğu için belki de söylemiş olduğunuz gibi alındı bunların örnekleri, belki de incelendi. Avukat Bey'in de tam olarak söylediği oydu aslında yayının başında. Bunları görebilmek adına bir şeyler katabilmek belki dosyaya. Son cümleleri alacağım şimdi Sayın Suat Bey. Taner Bey çok iyi bilir. Otopsi raporunu
bizi ilgilendirdiği için, Çağdaş'ı ilgilendirdiği için savcılık vermek zorunda. Ancak ceset Trabzon'a gitti. Otopsi Trabzon'da yapıldı. Genetik ve moleküler inceleme için savcılığa başvurdu Trabzon. Mahkemeden karar yollayın. Yapılmasını istiyor musunuz, istemiyor musunuz diye mahkeme karar verdi, gitti Trabzon'a. Benim isteğim şu. Bir an evvel ne olursa olsun otopsi raporunun dosyaya girmesi ve bize verilmesi, bunu görmemiz gerekiyor. Bir tecavüz var mı olayda? Bu çok önemli. Cinayet sebebinin aydınlatılması açısından çok önemli. Taner Bey, aynı kanıda mısınız? Kesinlikle aynı kanıdayım. Yani bir otopsi raporunun bir hafta içinde çıkmaması, dosyaya girmemesi kesinlikle bir eksikliktir. Yani dünya standartları böyle. Onu da açıklamıştık. Fakat, biliyorsunuz. Evet, açıklamıştık. Eleman eksikliği vesaire diye. Eleman eksikliği ve aşırı merkezilik, yani laboratuvarlarda çok büyük yoğunluk olması. Yoksa otopsi biliyorsunuz 1-2 saat içinde zaten sonuçlanıyor. Sonuçlanmayan laboratuvar çalışmaları dediğiniz gibi. Evet, kayda alınır, kameraya alınır. Fakat orada da işte tek bir merkezden yürütüldüğü için çok büyük yoğunluk oluyor, sıraya sokuluyor. O sırada da 2-3 ayda 5 ayda geliyor o sıra, o sorun o. Yani Adli Tıp Kurumu'nun da çok elinde olan sebepler değil bunlar. Evet. Maalesef bazı yan etkenler sebebiyle Suat Bey. Aşılabileceğini düşünüyorum. Samsun'da olsaydı 2 günde bu rapor gelecekti. Yani biz başka dosyalarımızdan biliyoruz, otopsi 1-2 gün, yani en fazla bir haftada dosyaya konuluyor. Bir de Serap Hanım şunu söylüyorum. Biz fotokopi dilekçemizde cinayet sebebinin ortaya çıkarılması ve Ekrem E'nin yakalanması için biz katkıda bulunalım. Yani biz mağdur tarafız, maktulün tarafındayız. Israrla. Yani örnekleri de var hukukumuzda. Dosyaya mağdur yana kısıtlama kararı uygulanması anayasanın 17. maddesine aykırı. Bu konuda Anayasa Mahkemesi kararı da var. Peki Suat Bey, böylece sesinizi de duyurmuş olduk yetkililere. İnşallah da sizin istediğiniz şekilde bir cevap alırsınız. Erman da son cümlelerini söylesin lütfen Rıdvan. Hemen diyeyim. Ya şimdi ilk günden beri konuşuyoruz zaten burada. Ben ya olan olmuş demek de istemiyorum ama yani bazı şeylerin bir an evvel, tabii bizim de içimizde bazı şeyler oluyor. Zaman geçtikçe de bazı değişik düşüncelere kapılıyoruz. Bir an evvel ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. İhmalleri aklıma getirmek istemiyorum. İşin açıkçası bu. Yoksa ben başka şeyler de anlattım. Onları da burada söylemek istemiyorum. Yani ne diyebilirim, yani yapacak pek bir şeyim yok şu an. Beklemek istiyoruz. Suat Bey gerekeni söyledi. Bundan sonra artık adli süreç, ne bileyim, bunları bekleyeceğiz. Sabırlar diyoruz. Yani çok zor gerçekten Serap Hanım. Bu beklemek, özellikle ailenin, babanın söylemiş olduğu bir şey vardı. Yani ölüm evlat açısından belki daha da ağır geliyor. Bu beklemek süreci, bu failin yakalanma süreci en kısa zamanda, siz de hep tekrar ediyorsunuz, izleyicilerimizden de emniyetten de bir an önce yakalanıp artık bu olayın net bir şekilde açığa çıkarılmasını bekliyoruz. Ben bir şey söylemek istiyorum son olarak. Bir cümle olursa hemen bitirelim. Serap Hanım. Buyurun. Şimdi konuşuyoruz, olasılıklardan bahsediyoruz ama şu yürekliliği göstermesi gerekiyor. Böyle bir olay oldu, bu nedenle oldu diye çıkıp teslim olmasını ve kendini savunmasını da istiyoruz. Hiç karanlıkta bir aydınlanmayan bir nokta kalana kadar siz de güzel program yapıyorsunuz. Onun da çıkıp bu nedenle oldu demesi gerekiyor. Yani hukuk kendini onun içinde işlesin, onun içinde yargı işlesin. Bu bir cinayet ve de o faili kendisi ise teslim olsun, hukuk onun içinde işlesin diyorsunuz. Olayı anlatsın, savunmasını yapsın, her neyse buna da yargı karar versin. Kaçarak göçerek bu işler olmuyor. Sonunda da zaten yakalanacak. Ama burada, ama yurt dışında işte arama kararı çıkarılacak, bülten çıkarılacak vesaire. Bu işten kaçış yok. Peki ben teşekkür ediyorum Suat Bey'e ve Erman'a. Teşekkürler Rıdvan. Efendim tekrar fotoğrafına baktığınızda Ekrem E'nin Çağdaş Adıgüzel cinayetinde baş şüpheli olarak arandığını bir kez daha duyurmak istiyorum.
yardıma yataklık edenler var mıdır, o mudur, bu mudur? Onları daha sonra emniyetin çözeceği, yargının çözeceği işler bunlar. Ama baş şüpheli olarak aranan Ekrem E., sizlerin de yardımıyla inşallah en kısa sürede yakalanacaktır. Ya da avukat beyin yaptığı gibi teslim ol çağrısı da yapabiliriz tabii şimdi ki. Şimdi cümleyi de bir ekleyelim. Şekil değiştirmiş olabilir. Sakal, değişik şekillerde, saç vesaire bir takım değişiklikler yapmış olabilir. O konuda hani dikkat kesilirse insanlar evet. Daha faydalı sonuçlara gidebiliriz diye düşünüyorum. Evet efendim. Peki bu konuya tabii ki devam edeceğiz. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Herkesin derdi kendine deriz ya zaman zaman. Behiye'nin de derdi çok büyük kendince baktığınızda. 3 tane çocuğu var, bir tanesi daha 4,5 aylık. 1,5 sene önce kayınbiraderi ölünce kocası 5-6 ay önce yengesiyle yazışmaya başlıyor iddiasına göre ve artık onun yanında yaşıyor. Dini nikah yaptık biz filan. Babama anneme bakması gerekiyordu dedi Ömer bağlandığında. Ben de zannettim ki ailenin tek erkek çocuğu o, ona kaldı. Hayır. Bir sürü erkek kardeşi varmış. Yani bu sadece Ömer'in görevi olmamalıydı. Niye öbür kardeşler düzenini bozmamış? Neden yengemize biz bakacağız diye gitmemiş de Ömer gitmiş? O zaman da o noktada tıkanıyorsunuz. Diyorsunuz ki bunun altında başka bir şey var diyorsunuz. Behiye konusuna geçelim efendim. Sen abinin karısına ve çocuğuna sahip çıkarken senin 10 yaşında, 6 yaşında, 4,5 aylık çocuğun karınla birlikte ne yaşıyorsan farkında mısın? Farkında mısın? Kocası, ölen abisinin karısıyla dini nikah kıydı. Behiye 3 çocuğuyla çaresiz kaldı. Kendi karısı kardeşiyle nikah kıydı diye bence ölmüş adamın kemikleri sızlıyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Benim vicdanım bunu söylüyor. Yengesiyle neden evlendi? Dur yengem 2 senedir anneme, babama, kardeşime bakıyor. Affedersin altını temizliyor. Behiye çocuklarıyla yaşadığı zor şartlardan kurtulabilecek mi? Eşime diyorum ki... 2 aydır 5 parasız kalmış ortalarda. Eşim yalan söylüyor. Akşam çalışıyordu. Sabah eve geliyordu. Yine o kadınla meşadına düştüm. Behiye senin vefat eden kayınbiraderin dışında kaç kayınbiraderin daha var? 3 var. 2 tane yani var. Yani senin kocan dışında bunlar kaç erkek kardeşler yani toplamda? 4. 4. Biri vefat etti. 3 erkek kaldılar. Şimdi benim muhabirim Serra bugün bu Behiye'nin kocası Ömer'in İstanbul'da yaşayan abisiyle ve yengesiyle görüştü. Zamanında gelmiş vefat eden kayınbiraderinin karısı orada kalmış. Daha başka şeyler de var. Yani herkes bu işe çanak tutmuş aslında. Kimse dememiş ki oğlum senin karın var, çocukların var, git onların başında dur. Bakılacaksa biz de bakarız annemize babamıza. Bir tek Ömer'in vazifesi mi yani annesine babasına bakmak değil mi Süheyla? Evet Serif Hanım ben söyledim Behiye'ye. Dedim 2 tane büyük kayını var Behiye. Ömer'den daha büyük abilerim. Sıra yapın her sene biriniz gidin köye. İlk başta büyüğü gitsin. Sonra diğeri çocuğu da yok Bahar'ın ortancı kayını. O da gitsin sen de git. Ya annenizi babanızı alın buraya getirin. Bakın yani anne baba bahane değil. Bütün aile. Kardeşleri var, görümceleri var. Biz 9 kardeşler toplam. Ben Ömer'in sadece anneme babama bakacağım o yüzden buradayım. Karım da gelmedi. Ben o yüzden yengemle nikah yaptım lafına. O yüzden çok inandırıcı bulmuyorum. Başka tek erkek çocuk olur. Dersin ki oradan ayrılamıyor. Anne babanın bakıma ihtiyacı var. Ayrıca anne babanın İstanbul'da daha rahat bakılacağını da düşünüyorum açıkçası. Her türlü imkan açısından. Burada başka bir şey var. Yani burada... gerçekten de Behiye'nin söylediği gibi başlamış bir duygusallık başlamış orada yani. Bu bir mecburiyet falan olamaz. Şimdi Serra'ya bir bağlanalım. Bugün çünkü Ömer'in yani Behiye'nin diğer kayınbiraderiyle ve yengesiyle görüştü. Bakalım onlar ne diyorlarmış olayın bu gidişatına. Serra ne anlatıyor abi ve yenge? Yayınlar Serap. Yayınlar Serap Hanım, Behiye Hanım'ın ablasının iddiasına binaen biz de gittik. Emine ve Cafer çiftinin kapısını çaldık. Yayına çıkmak istemediler ama
bizim kırmadılar ve yine iddialara yanıt verdiler. Onların iddiasına göre Sinem Hanım evet 2-3 ay önce gelmiş İstanbul'a, ancak Emine Hanım ve Cafer Bey'in evinde sadece bir gece kalmış. Onun haricinde gündüz vakti gidip geliyormuş ve gece nerede kaldığını bilmiyorum diye belirttiler. Bu süreç içerisinde Ömer Bey sadece bir defa kardeşini ziyaret etmek için eve gelmiş. Bundan başka bir şey söylemediler bize, belirtmediler ve bu iddianın da asılsız olduğunu söylediler. Peki Serra, o abi ve yenge bu durumu onaylıyor mu? Yani Ömer'in karısını, çocuklarını perişan edip gidip orada ölen abisinin karısıyla oturmasını, dini nikah, bunları onaylıyor mu yani? Açıkçası ailenin daha başka dertleri var ve bu duruma karışmak istemediklerini söylediler. Onaylayıp onaylamamak konusunda biraz da bir konuştuk ama yine de net bir şey belirtmediler bize ve biz karışmak istemiyoruz, bu durumun dışında durmak istiyoruz dediler. Şimdi Ömer'le konuştuğumuzda bir kere devlet böyle bir durumda hain bir terör saldırısı sonucu vefat ediyor kayınbirader. Ve orada gerçekten çok fazla insan hayatını kaybetti. Çok acı ve karanlık günlerdi. Allah bir daha yaşatmasın o günleri, zaten de yaşamıyoruz. Ancak böyle bir durumda devlet zaten elini hiçbir zaman o ailelerin üzerinden çekmiyor. Şimdi töre diyor, bilmem ne diyor da Ömer. Ama bir de yasalar var. Bu devlette de bir de medeni kanun var. Sen onu niye yok sayıyorsun? Devletin her türlü imkanından faydalanıyorsun da. Bu devletin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin medeni kanununda bir tane eşin olur, o da resmi nikahlı olur, resmi nikahını yaparsın gider dini nikahını da yaparsın dediğinde onu niye yok sayıyorsun da burada nikahlı karını bırakıp gidip ben dini nikah yaptım? Yok ya, oldu, canınız nasıl isterse, neresinden isterseniz kanunları orasından kullanın o zaman. Böyle bir şey olabilir mi? Peki sen yayına çıktın, o günde Ömer bağlandı. Sonrasında seni aradı mı Behiye? Hiç aramadı, hiç sormadı. Hiç bir şey söylemedi. Kimse aramadı bizi. Tabii ki büyüklerimiz biraz kırılmışlar. Niye yayına çıkıyorsun? Burada büyüklerimizle sesleniyoruz. Biriniz gitseydi, Ömer deseydi, senin evin var, çocukların var, karın var. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Herkes evinde oturdu, izlediler. Ömer işi bitirdikten sonra ne olacak? Behiye de gelsin, kabul etsin. Hayır, biz bunu kabul edemiyoruz. Bunlar bitsin artık. Böyle şeyleri yapmasınlar. Bizim büyüklerimiz de hani araya girsinler, artık yapmasınlar böyle şeyleri. Biri çıksın dese ki hayır, siz haklısınız. Hani niye yayına çıkıyorsunuz, niye böyle şeyleri yapıyor? Yapacağım. Sonuna kadar da kardeşim. Çıkmak zorunda bırakmasaydınız diyor. Bırakmasaydınız. Toparlasaydınız evliliği. Aynen. Bu kızın daha 4,5 aylık çocuğu var. Ne yapacak bu çocuk? İlle şunu söylüyor. Hala diyor ki Ömer sana, gelsin bir evde onu açarım. O evde o yaşar. Bu evde yani bir eli yağda olacak, bir eli balda olacak Ömer'in. Bunu demek istiyor yani. Bırak öbür abilerin de baksın biraz annene babana. Senin derdin bence anneye babaya bakmak değil Ömer. Başka bir şey. Onu da dürüstçe söyle. Behiye, sen en sonunda bir gün pes edip hani yokluk, bakım derdi vesaire, çocuklarını toplayıp gerçekten böyle bir ikinci ev açsa gider misin Ömer'in yanına? Hayır, asla gitmeyeceğim. O bir erkek olarak evi terk etti, gitti. Ama ben bir kadın olarak ben çocuklarıma sahip çıkacağım, bakacağım. Hem annelik yapacağım onlara, hem babalık yapacağım. O zaman Süheyla Hanım, sen şimdi şu kameralara söyle, Ömer'den, ailesinden, kendi ailenden ne istiyorsun? Sen de Behiye, ablandan sonra sen de konuş. Ne istiyorsunuz? Neyi istemiyorsunuz ya da? Ömer'den ne istiyoruz? Bahar'dan artık ayrılacağım. Bu kesin. Çocuklar da Bahar'da kalsın. Behiye'de kalsın. Pardon, biz Bahar'dayız. Behiye, çocuklar da Behiye'ye versin. Bir dairesi var, onu da Behiye'ye verecek. Çocukların hakkı neyse ve yani bak, psikolojisi bozulacak. Yani bunu nasıl tedavi edeceğim? Bu çocuklara nasıl sahip olur? Ömer de hakkımız neyse Ömer de bize versin. O kendi annesiyle, yeni aldığı karısıyla otursun, yaşasın. Biz de burada başımızı çaresine bakacağız. Hani Behiye beklemesin. Artık Behiye Ömer'e gitmeyecek. Ömer bunu bilsin yani. Şimdi Süheyla, tabii sen abla olarak kardeşinin menfaatlerini korumak, onu iyileştirmek için bunları söylüyorsun ama nihayetinde üç çocuğunun babası. Bence Behiye'nin gerçekte ne düşündüğü de önemli.
gerçekten bunu bütün kalbiyle istiyor mu? Üç çocukla bir evliliği yıkmak o kadar da kolay bir şey değil. Mücadele mi edecek? Yeniden yuvaya dönmesini mi bekleyecek? Hala seviyorum mu diyecek? Bence Behiye'nin gerçek duygularını söylemesi lazım. Yani kimsenin etkisi altında kalmadan, ablanın bile etkisi altında kalmadan ya, söylemelisin. Ben o adama hiç güvenmiyorum. Çünkü köye gitmiştim yazda. Hiç ilgilenmiyordu çocuklarla. Sürekli yengesinin çocuğuyla ilgileniyordu. Bizi yanımızda istemiyordu. Sürekli diyor çocukları al babanın evine git. Huzurumu bozuyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Beni sürekli itiyordu yanında. Beni de çocuklarım istemiyordu. O zaman nikah yoktu, bir şey yoktu. Hiç önemsetmiyordu, değer vermiyordu. Şimdi nikahlanmış, evlenmiş, hiç bakmayacak ya. Duyguların bitti mi Ömer Eka? Bitmiş. Peki anladığım kadarıyla bir ev var ortada. Doğru mu? Doğrudur. Diyorsun ki çocuklarıyla birlikte güvenceye alsın karısını ve çocuklarını, o evi karısına versin. Boşanmayı da kabul etsin çünkü Behiye ondan boşanacak. Biz tabii boşan ya da boşanma gibi bir şey söyleyemeyiz. Herkesin kendi iç aile düzenidir ama Ayşe Hanım bu durumda bu evi alması, çocuklarını güven altına alması vesairesi mahkemede kolay mıdır Behiye'nin? Evet evet. Behiye yani bizim yasalarımıza göre ve bu şartlara göre kusurlu taraftı karşısı vesaire. Taraf, karşı taraf çocukların bakımını üstlenmek zorunda, zaten mahkeme buna hükmedecek. Aynı zamanda Behiye'de yarattığı durumlar, maddi ve manevi durumlar nedeniyle tazminat ödemekle yükümlü olacak. Bunların hepsi gerçekleşecek. Umarım makul olan şekilde çözülür. Ömer de buna ön ayak olur. Şimdi inşallah bir hani yaz tatil ara vereceğiz ya. Ondan sonra tabii bu konuların hep takipçisi olacağız. Ne oluyor, ne bitiyor, hangi aşamada, böyle bitti, hadi yazın tatil verdik. Ondan sonra biz bu konuları unutmayacağız efendim. Takibini yapacağız. Ben buradan Ömer'in şu anda birlikte olduğu işte dini nikah vesaire neyse. Abisinin, ölen, vefat eden abisinin karısına da şunu söylüyorum ki Sinem, hiçbir zaman şunu unutma ki gözyaşı ve mutsuzluk üzerine bir mutluluk kurulamaz. Hiçbir zaman arkanda ağlayan, hele üç tane çocukla mağdur bir kadın bırakarak onların gözyaşları, acıları üzerine bir mutluluk kuramazsın. Bu dünya durdukça böyle oldu, bundan sonra da böyle olacak. Ömer sen de bunu unutma. Arkada bıraktığın mağdurlar senin ömrün boyunca yakanda onu bir vebal olarak taşıyacaksın. Ama bu aynı zamanda ölen abinin için de geçerli. Töreyi möreyi ben bu konuda kabul etmiyorum. Bu konuda sadece vicdanı kabul ediyorum. Olabilecek ahlaki, dini, her neyse bu kuralları kabul ediyorum. Ama siz mutluluğu bulamazsınız. Mümkün değil böyle bir şey. Böyle bir şey mümkün çünkü ilahi adalet diye bir şey var. Var. Efendim şimdi Murat Taş Ocak cinayeti. Hepimizin hakikaten içini sızlatan bir cinayet bu da. Bütün ölümler, bütün cinayetler acı ama bu da onlardan bir tanesi diyelim. Ve bir hatırlayalım efendim Murat Taş Ocak cinayetini. Siz neyi, kimi yalanlıyorsunuz, kimi koruyorsunuz? Buna inanmıyoruz. Bu planlanmış bir şey. Nihat vurdu damadını diye haber geldi bize. Murat Taş Ocak'ın ölümünün ardındaki karanlık noktalar her gün ortaya çıkan yeni gerçeklerle aydınlanacak mı? Murat Taş Ocak'ın cenazesinin pozisyonuyla ifadelerde silahın ateşlendiğini söylenen yer uymuyor. En çok 50 santimden yapılmış olabilir bu ateş. Murat neden ve nasıl öldürüldü? Murat Taş Ocak ölmeden önce sırtında kırılan bastona kadar bu fotoğraflarda var efendim. Evet, Murat Taş Ocak'ın ölümünden sonra ortaya çıktı ki cinayetten sonra orada kullanılan yaşlı bir anneanne var ve onun kullandığı bir baston var. Bu baston bildiğiniz rahmetli Murat Taş Ocak'ın sırtına vurulmak suretiyle kırılmış. Yani etkisiz hale getirilebilecek kadar kırılmış artık. Yani ondan sonra Murat'ın zaten kalkıp birilerine hani bir şey yapması bile çok zor görünüyordu. Ama onunla yetinilmemiş, sonra da işte yaklaşık 50 santim mesafeden kafasına sıkılmış. Şimdi bu bastonlar hocam kaç kiloyu taşımak için
dizayn edilmiş yani, oluyorlar. Ortalama 70 kilo desek bir insan, üçüncü ayak gibi düşünün, o destek olmak için yani en az 20-30 kiloyu taşımak için üretiliyor ve kalın bir odun o gördüğüm kadarıyla da. Evet. Sert bir ağaçtan, tabii yapıldığı ağaca göre çok değişir ama meşe veya diş budak mesela en sert abanoz ağacı falan çıkır yani. Eğer onlardan yapıldıysa zaten böyle bir şey mümkün değil. Yani çok korkunç bir şey. Öteki daha kolay kırılabilir kavak gibi ağaçlardan yapıldıysa dahi çok yüksek bir hızla vurulması gerekiyor. Zaten yaralar da onu gösteriyor. Yani sadece ekimoz değil, o ekimozlar açılmış yani et yarılmış. Demek ki çok sağlam bir malzemeden tabii, yapılmış diyebiliriz. Aksi takdirde çürük bir malzemeden olması durumunda baston kırılır ama bu kadar... hasar bırakmayabilirdi. İlk darbede kırılırdı, bir hasar da olmazdı. Defalarca, onlarca kere vurulmuş. Bütün sırtı dolu. Ensesinde de o kıvrık kısmının izi ensesinde çıkmış olduğu gibi. Şimdi birazdan efendim bir spor salonunda aynı benzer bir malzemeyle bu olayı bir deneyeceğiz. Buyurun Ayla Hanım. Şimdi Beyhan'ın anneannesiyle yaşıt benim annem var. Biz onları iki yaşlı hanımı da birbirlerini ziyaret etsinler diye götürdük. Benim annemin de bastonu var. O bastonu ben yeni almıştım ve de çok hani en iyilerinden aldım. Annem hani dayanarak şey yapsın. Oraya gittiğinde değiş tokuş oluyor. Annem yeni bastonu oraya bırakıyor. Eski bastonu alarak, çünkü ikisi de yaşlı, farkında değiller. O bastonu ben aldım. Ay. O kadar çok ağladım ki. Oğlumu öldürmeleri için bastonu ben almışım diye. Bu bastonu siz mi aldınız? Ben aldım, evet. O öyle basit bir baston değildi. Ben aldım anne. Siz annenizi aldınız. İki yaşlı insan değişti. Ya, şey. Farkında değiller. Yani çıkışta annem onun eski bastonunu alıyor. Yenisi orada kalıyor. En güzelinden, en sağlamından, evet, aldınız. Evet, ne aldım onu. Korkunç bir şey. Efendim şimdi olay yerine gideceğiz. 2 yıl önce aşağı yukarı olayın gerçekleştiği yer. Şimdi yerinde yerler esiyor, apartman yıkılmış ama sokak aynı sokak, mesafe aynı mesafe. Muhabirimiz Samet o noktada, elinde bir kronometre ve tam olarak Murat'ın çocuğu bıraktığı nokta. Hazır değil mi? Tamam, hazırlansınlar. Murat'ın çocuğu bıraktığı nokta. Hatta görüntü, evet şu anda hazır ama işte bir şahıs geliyor, arabasını park ediyor, iniyor. Cinayetin işlendiği noktaya doğru tam yürürken ya bir ses ya bir tabanca, işte silah sesi vesaire duyuyor, geri çekiliyor. İşte bütün bunları eş zamanlı olarak kronometresiyle Samet Güner bize canlandıracak. Merhaba Samet. Merhaba Serap Hanım, iyi yayınlar. Sizin de bahsettiğiniz gibi biz buradaki kronometre ile kaç saniye, nereden nereye, hangi sürede yürümek, kaç saniye sürüyor onları göstereceğiz. Öncelikle Serap Hanım sizlere ve... konumunu ve yerini göstermek istiyorum. Burası normalde binanın olduğu nokta, binanın bahçe kapısıysa şu küçük incir ağaçlarının bulunduğu şimdi... nokta. Şu görüntüleri izliyorsunuz sevgili seyirciler. Tam olarak Samet'in yapmak istediği şey bu işte. Bakın bir şahıs oraya arabasını park etti. Murat daha önce çocuğunu bırakmak üzere o kareye girecek. Önden tekrar başlatırsak geriden. Ve bu şahıs bir ses duydu. Avukatın iddiasına göre, karşı tarafın avukatın iddiasına göre bir bağırtı, çağırtı, çığlık duydu, o yüzden tedirgin oldu. Bakın Murat çocuğunu bırakıyor, orada basamak var, çocuğu bıraktı, doğrulurken tekrar hızlı bir şekilde çekildi ya da düştü ya da bir şey. Orada o noktada evet bir bilirkişi raporu var, çekilmiş olabilir diyor, çekilmiş demiyor ama çekilmiş olma ihtimali var diyor. O arada bir şahıs arabasını park edip gidiyor, henüz... Şimdi bakın şu noktadayken silah sesi mi yoksa avukatın iddiasına göre babam ölüyor diye bir çığlık atmış Beyhan. Bu çığlık üzerine bu kadar çığlıktan bir insan kaçar mı? Babam ölüyor, babamı öldürüyorlar. İnsan bir meraklı, bizim Türk halkı çok da meraklıdır ayrıca. Şöyle bir uzanır bakar. Hatta ortada bir silah yoksa müdahale eder. Müdahale eder. Belki kalp krizi geçiriyor. Belki bir kavga var.
Yani niye öldürüyor? Ne, nedenini bir anlarsınız önce. Orada silah gördüğünüzde kaçarsınız. Ya da silah patlamıştır, onun için kaçarsınız. İkisinden biri. Yani avukatın iddiası buydu, biliyorsunuz. Samet Güner de bunu yapacak. Peki saniye saniye bu cinayet nasıl işlendi? Elimizdeki görüntülerle yaptık bunu efendim. Yani saniye bile şaşmıyor. O kadar diyeyim size. Murat Taş Ocağ'ın eşi tarafından öldürülmesinin ardından programımıza başvuran Ayla Hanım, oğlunun çocuğunu bıraktıktan yaklaşık 40 saniye sonra öldürüldüğünü iddia etmişti. Ekibimizin eline geçen güvenlik kamerası görüntülerinde de cinayetin 35-40 saniye içinde işlendiğini ortaya çıkartmıştık. Yayınlarımızın ardından cezaevinde tutuklu bulunan Beyhan Taş Ocağ'ın avukatı Kasım Erol, programımıza katılarak kendisinin izlemediği görüntülerde bilirkişi raporuna göre cinayetin yaklaşık 1 dakika 27 saniyede işlendiğini, kendisindeki görüntülerle ekibimizin elindeki görüntünün de aynı olmadığını iddia etmişti. Ben bu şekilde seyretmedim. Ben sadece dosyaya gelen CD çözümlemesi var. Seyretmediniz. CD çözümlemesinde bilirkişi raporu var. 1 dakika 17 saniye diyor. İki görüntünün de aynı olduğu ortaya çıkarken avukat Kasım Erol'un getirdiği bu kayıtlardan saniye saniye Murat'ın ne kadar sürede öldürüldüğünü tespit ettik. Görüntülerde saatler 14.11.06'yı gösterdiğinde Murat kucağında çocuğu ile apartmanın bahçe kapısına geliyor. Çocuğunu yere indiren ve vedalaşmaya hazırlanan Murat 14.11.13'te bir anda içeri çekiliyor ve düşüyor. Aynı anda yolun sol tarafına aracını bırakan bir şahıs 14.11.23'te apartmana doğru yürümeye başlıyor. Apartmanın giriş kapısına yaklaştığı anda saatler 14.11.32'de bir anda irkilerek geri çekiliyor ve diğer yöne doğru yürümeye başlıyor. Saatler 14.12.02'yi gösterdiğinde ses duyan bir esnaf kapının önüne çıkıyor ve Beyhan Taş Ocağ'ın oturduğu binaya doğru bakıyor. 14.12.32'de Ayla Hanım ve kızı kadraja girerek kapıya doğru yürüyor. 14.12.46'da kapının önüne gelip içeri bakıyor ve kapıdan uzaklaşıyorlar. 14.12.56'da ise bir aracın arkasına siper alıyorlar ve 14.13.07'de saklandıkları yerden çıkarak kaçmaya başlıyorlar. Güvenlik kamerasının saati 14.13.41'i gösterdiği sırada ise kalabalık cinayetin işlendiği yerde toplanmaya başlıyor. 14.14.48'de ise apartmanın önünde toplanan onlarca kişi bir anda kaçışıyor. Murat'ın bahçeye çekildiği 14.11.13'ten 14.12.03'te esnafın silah sesini duyarak kapısının önüne çıkması arasında geçen zaman 49 saniye. Adli tıp uzmanımız Taner Güven'in belirttiği insanın algı süresi 12 saniyedir açıklamasını dikkate aldığımızda ise 37 saniye sonucuna ulaşıyoruz. Murat bir kazaya mı yoksa planlı bir cinayete mi kurban gitti? Yani bu olayın 37 saniyede 40 saniyede olmuş olması, öncesinde öyle de büyük bir arbede kaçtı gibi şeylerin yaşanmamış olmasını gerektiriyor. Bu arada dün dayı da bağlandı. Dedi ki işte Murat kayınpederin üzerine yürüdü, adam düştü, adamın gözleri kaydı, öldü zannettik filan. Siz silah sesinden kaç dakika sonra, kaç saniye sonra gidiyorsunuz oraya? 15 saniye, 20 saniye. Evet. Gittiğinizde kayınpeder herkes yerlerde miydi? Hayır canım, herkes ayaktaydı. Murat'ı düzeltiyorlardı. Yani kafası merdivene gelmiş. Orada bir spiral merdiven evet. var. Oğlumun başı merdivene gelmiş. Onu üstünden aşağı, yani merdiven üstünden alıp bir basamak veya iki basamak geriye gelmiş. Ayakları kıvrılar. Onu düzeltiyor. Yani ayaktaydı kayınpederdi. Hiç kimsenin ayak... Yani o dayı bize mesela tonla yalan söyledi. Nihat'ın...
şu anladım. Vurulduğu yerden gelen akan kan. Anladım. Yani zaten kayınpeder yerlerde baygın. Elleri olmuş, onu da duvara sürdü. Öldü falan zannettikleri bir durum yoktu. Peki hayır. Samet'e bağlanalım. Tam olarak olayın gerçekleştiği noktada şu anda. Samet şu anda gayet sağlıklı bizim bağlantımız. Sen hemen kronometreyi çalıştır bakalım. Kaç saniye sürecek bütün bunlar? Hemen göstereceğim Serap Hanım, VTR'de olduğu gibi. Öncelikle biraz önce yayına geldi mi bilmiyorum. Tekrar anlatmak istiyorum. Bu noktada bina yıkılmış durumda kentsel dönüşüm için. Bina yıkıldı ama binanın kapı girişi, yani biz güvenlik kameralarında gördüğümüz Murat Taş Ocağı'nın çekildiği nokta tam olarak burası. Bu küçük incir ağaçlarının olduğu nokta. Burayı baz alacağız tüm kronometreleri, süreleri tutarken. Hemen geriye doğru gideceğiz. Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan kameraman arkadaşım da bana eşlik edecek. Şimdi bu noktaya geleceğiz. Güvenlik kamerası hemen marketin üst tarafında, yani olay yerine yaklaşık olarak ben adımla hesapladım. Şöyle gelebilirsin. Taha böyle geldi. Güvenlik kamerasından yaklaşık orası adımla hesapladığımda 28 adım, yani yaklaşık 30 metre diyebiliriz. Ve bir tane siyah araç vardı Serap Hanım. Görüntüye giren güvenlik kamerasının görüntüne, o siyah araç tam burada berberin önünde duruyordu. Berberin önünde duran siyah aracı park ettikten sonra aracı kullanan şahıs buradan ilerliyor ve kapıya kadar gidip irkiliyor. Hemen size buradan orası kaç saniye onu göstermek istiyorum. Kronometre yürüyerek hemen başlatıyorum ve oraya doğru yürüyorum. Ben 2 metreyim, o yüzden çok hızlı yürümüyorum. Kamerada kişi de biraz yavaş hareket ediyordu. Ve yavaş yavaş bu noktaya geldiğinde, kapının oraya yaklaştığında kronometremi durduruyorum. 13 saniye 40 salise 13 saniye diyor. Çünkü bir de önümüzden minibüs geçtiğini varsayarsak 13 saniyede bu noktaya gelebiliyoruz Serap Hanım. Yani çok yakın, 20 metre arabanın olduğu nokta tam olarak buraya. Ondan sonra size marketi göstereceğim. Markete gidelim yine kameraman arkadaşımızla birlikte, o güvenlik kamerasının oraya. Çünkü 11.23'te araçtan inen şoför şahıs oraya 13 saniyede yürüyebiliyor. Orada irkildikten sonra hemen o noktada gördüğü manzara neyse uzaklaşıyor. Ki bu manzarada oraya gidip gördüğünde uzaklaştığını düşünürsek, demek ki niye bir insan uzaklaşır? Bir kavga ortamı olsa uzaklaşacağını sanmıyorum. Yani hepimiz hayat içerisinde bir kavga gördüğümüzde ya bir durun yapmayın deriz ya da başka bir tepki veririz. Ama bir silah varsa ortamda oradan uzaklaşmayı tercih ederiz. Muhtemelen 14-11-23'te aracını park edip yürümeye başlayan şahıs bir silah gördüğü için hemen uzaklaşıyor. Güvenlik kamerasında da bu görüntüleri görüyoruz. Güvenlik kamerası hemen yukarıda. Şurada kameraman arkadaşım gösteriyor sizlere. Güvenlik kamerasının altında marketten bir kişi kafasını uzatıyor. Market çalışanı 14-12-02'de bu noktadan kafasını çıkartıyor ve Murat Taş Ocağı'nın öldürüldüğü noktaya, binanın kapısına doğru bakıyor. Biz kişiyle, şahısla görüştük, market çalışanıyla. Diyor ki ben silah sesini duyunca dışarıya çıktım ve oraya doğru baktım diyor. Fakat belki başka bir şeydir, silah olmayabilir diye düşündüm ve içeri girdim tekrar diyor. Bunu 14-12-03'te söylüyor. Yani 14-11-13'te de Murat Taş Ocak içeriye çekiliyordu. Peki bu noktadan orası kaç saniye, onu göstermek istiyorum. Kronometremizi başlatıyorum ve yürüyorum o noktaya doğru. Zaten yaklaşık 30 metre mesafede yine normal hızla ilerlemeye devam ediyoruz. Murat Taş Ocak'ın içeriye çekildiği kapının oraya doğru gidiyoruz. Gördüğünüz gibi buraya geldik ve kronometremi durduruyorum. 17 saniye sürüyor. 16 saniye 96 salise 17 saniyede buraya gelebilirdi. Markette silah sesini duyan market çalışanı buraya gelseydi, tabii oradaki manzara neydi? Asıl önemli noktalardan biri de oydu. Silah kimin elindeydi ve ne oldu? Büyük soru işaretleriydi. Buraya da yaklaşık 17 saniyede gelebiliyor market çalışanı. Burası çok kısa, yani 30 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz tam anlamıyla. Size bir şey daha göstermek istiyorum. Burada Ayla Hanım ve kızı Murat Taş Ocağı'nın peşine buraya geliyorlar. Şu an yıkılmış olan binaya, Murat Taş Ocağı'nın boşanma aşamasında olduğu eşinin evine geliyorlar. Onlar da yine güvenlik kamerasına, kadrajına yaklaşık olarak
bu noktada giriyorlar. Biz kadraja baktık, içeriden de baktık. Tam olarak bu nokta oluyor. Ben yine kronometremi sıfırlıyorum. Kameraman arkadaşım gösteriyor sizlere ve start'a başlatıyorum. Başlaya bastıktan sonra yine o kapıya doğru ilerliyorum. Güvenlik kamerasında, görüntülerde de zaten Ayla Hanımlar bu noktaya doğru geliyor. Kronometremi durdurduğumda 12 saniye 23 salise sadece Serap Hanım. Peki bir virgül koyalım. Çok özür dilerim Samet, çok özür dilerim. Yani nereden toplasanız sağdan toplayın, soldan toplayın saniyeleri, dakikaları 35-40 saniye maksimum yani. Şahsın oraya girişi. Var ya, silah sesini duyup belge odur işte. Tabii. Evet, evet. Efendim bir ara verelim. Çok önemli, çok önemli. Evet. Eğer bizi duyuyorsan, eğer bizi görüp izliyorsan, yıllardır biz seni çok aradık, çok sorduk. İnşallah bizi bulmanı istiyoruz, bize ulaşmanı istiyoruz. Annesi tarafından 6 yaşındayken yurda verildi. Yıllar sonra yurttan ayrıldığında bir kız kardeşinin olduğunu öğrendi. Murat, evlatlık verilen kız kardeşini arıyor. Yıllarca biz çocuk esirgeme kurumlarına çok çektik, ezildik. Çok acı günlerimiz geçti. Murat, kız kardeşini bulabilecek mi? Evlendim ben, bir çocuğum oldu. Yani hem bizi görsün, bir tanısın. Bizimle birlikte olsun, bir bulunsun istiyorum yani. Evet, yetiştirme yurdunda büyüdü Murat ve kardeşi Polat. Ama bir kız kardeşleri daha var, onun peşinde, onu arıyorlar. Birazdan geçeceğim o konuya. Ve Murat Taşucak cinayetinde biraz önce Samet bize kronometreyle saniye saniye olayın gelişatını canlandırdı. Söylediğim gibi sağdan topluyorsunuz maksimum 40 saniye, soldan topluyorsunuz alt alta üst üste. Nereden bakarsanız bakın 1 dakika 17 saniye gibi bir durum çıkmıyor ortaya efendim. Doğru mu? Çıkmıyor. Bu durumda şimdi öğreniyoruz ki aynı zamanda bahçedeyken sırtına vurulmak suretiyle kırılan bastonu meğerse Ayla Hanım kendi annesine almış. 2 yaşlı o evde buluştuklarında yanlışlıkla o bastonu evde kalmış ama sonrasında Murat Taşucak'ın ölümünden önce kullanılan bir alete, suç aletine dönüşmüş. Efendim telefonda Beyhan Taşucak'ın avukatı Kasım Erol var. Kasım Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler Kasım Bey, siz nasılsınız? Sağ olun. Kasım Bey dün bağlanmak istediniz ama son dakikaydı biliyorsunuz, bağlayamadık. Şimdi bazı gelişmeler oldu, ekrandan da verdik. Saniyeler, dakikalar vesaire, bunları takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Söylemek istediklerinizi, özellikle ailenin sizin söylediğiniz bazı şeyleri doğrulamaması, dün ben ekrandan seslendim, eminim duymuşsunuzdur. Farklı konuşuyorlar sizden. Yok efendim, bir farklılık falan yok. Onlar zaten benim söylediklerimin hepsini teyit ettiler. Zaten avukatımız ne söylüyorsa doğrudur, biz katılıyoruz dediler sonunda. Ben şeyle ilgili bir zaman konusuna değinmek istiyorum. Bir de bu velayet ve icra kanalıyla görüşme konusunda bir türlü bir görüş beyan edemiyoruz. Buyurun o zaman ondan başlayın isterseniz ya da hangisinden isterseniz. Şu velayet konusunda, icra kanalıyla görüşme konusunda hanımefendinin bir mağduriyeti var. Peki 1,5 yıl olmuş, böyle bir mağduriyeti neden ortaya çıkmış? 1,5 yıldan beri nasıl görüşüyormuş, kimler kanalıyla görüşüyormuş? Hanımefendi buna bir cevap verebilir mi? Aynen. Son bir aydan beri icra kanalıyla görüşüyor çocukla. 1,5 yıldan beri nasıl görüşüyormuş çocukla, hanımefendiye bir sorabilir misiniz? Tabii. Soruyorum. Buyurun Ayla. Kasım, geliyor cevabı. Bizim çocuğumuzun babasından dolayı mirasçı olduğu için gelirleri var. Bizim inşaata verdiğimiz şirket Şevval'e ait olan geliri karşı tarafa sunmak için arıyor. Kasım Erol kayyum atandı çocuğa. Kayyumun değil de kendi hesap numarasını verdiği için ben itiraz ettim. Hanımefendi, sorumu cevaplamıyor. Bakın Şerap Hanım. Buyurun efendim. Sorumu cevaplamıyor. Lale Hanım'ı arayabilirim ve size söyleyebilir.
Ayla Hanım, direkt bence bakın. Avukatın sorusuna cevap verin. 1,5 yıldır nasıl görüşüyordunuz? Son bir aydır. Acaba cevap veriyor. İlk önce icra ile başladık. Daha sonra çocuk bize geçecek korkusuyla aynı icrayı kendileri de alacaklarını düşünerekten biz bunu avukatlar arasıyla alıp verelim dediler. Ama hangi ne zaman avukatlar? Ki Kasım Erol çocuğa ait gelirleri kendi hesap numarasına aktarmaya kalkınca ben itiraz ettim. Benim oğlum da itiraz etti. Ha siz madem bana itiraz ediyorsunuz bundan sonra çocuğu icra ile görürsünüz. Yani bu dediniz. Kasım Erol'un bir tasarrufu mu? Hayır değil. Söylemişim. Hayır değil. Şöyle galiba. Benim hesabıma bir kuruş geçmişse bakın ben oruçluyum. O hanımefendi benim hesabımda bir kuruş yediğimi geçtiğini biliyorum. Çok uğraştınız bakın, ama geçemedi. Ayla Hanım, bence çok konuyu saptırmayalım. Mahir. Saptırmayalım. Kasım Bey. Saptırıyor kendisi. Tamam ben Ayla Hanım'a söyledim zaten bunu. Biz söyleyelim. Ben söyleyeyim o zaman hanımefendi çocukla nasıl görüşüyordu. Nasıl? Ben anlatayım. Çocuğun psikolojisi bozulmasın diye biz 1,5 yıldan beri kendi ortağımla. Alo dinliyor musun Serap Hanım? Dinliyoruz Kasım Bey. He, 1,5 yıldan beri kendi ortağımla Zeki Bey'le beraber çocuğu alıp veriyoruz. 100 metre 150 metreden fazla bunları birbirlerine yaklaştırmıyoruz bakın. Çünkü neden? Bu zamana kadar olan bütün olaylar çocuk tesliminde meydana gelmiş bakın hanımefendi. Hı hı. Biz özellikle bu şahısların birbirlerine yaklaşmamalarını güvenlik açısından her ikisinin de birbirlerine bu kadar göz mesafesi veya el mesafesinde çocuk alıp verişinde yaklaşmamaları için çocuğun da polis kanalıyla görüşmesin diye, psikolojisi bozulmasın diye 1,5 seneden beri biz yaz kış demeden, yağmur kar demeden geldik gittik. Bu hanımefendi bunların değerini bilmedi. Bilmedi, inkar etti. Bakın. Tamam mı? En sonunda bu hanımefendi bir gün Ayşe Hanım'ın annesi vefat etti. Vefat ettikten sonra 3 günlüğüne çocuğu akrabasına bıraktı. Hanımefendi ne yaptı? Kartal karakoluna gitti. Çocuğun bırakıldığı adresi de biliyor. O evde de erkek bakın erkek sinek dahi yok. Hanımefendi dul. Neden babaanneye bırakıyor? Küçük çocukları var. Kasım dedi Bey, ki çocuğa cinsel istismar uygulanıyor diye gitmiş Kartal'daki polis karakoluna ihbarda bulunmuş. Doğru. Pazar günü polisler bizi aradı. Çocuk dedi nerede? Çocuğa böyle bir suçlama var. Tabii dedik biz mahkeme kararını aldık. Polislere dedik buyurun beraber gidelim. Çocuk nerede? Gitti gidelim görelim. Dediler gerek yok bize mahkeme kararını getirin. Tutanak tutarız dediler. Kesmesin. Sonra aradan bir hafta geçti. Hanımefendi tekrar bir ihbarda bulundu. Bu defa da gitmiş Pendik Karakolu'ndan ihbarda bulunmuş. Çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu yönünde. Bakın. Kimse tanımıyor dedi, aileyi kaldığı, çocuğun kaldığı aileyi. Niye babaanneye bırakılmamış? Ben direkt bir soru soracağım Kasım Bey. Ne vardı yani? Efendim, hiçbir bakın, babaanneye bırakılmasında sakınca efendim, olabilir. Babaanneye niye bırakılmamış? Çocuk annesiyle görüşüyor. Görüştürülüyor. Telefonla da görüşüyor. Yüz yüze de görüşüyor. Sizce babaanne çocuğu annesine götürür mü? Öyle bir ortam olabilir mi? Hayat, peki bir dakika. Söyleyin. Haftada kaç gün gidiyor annesine çocuk? Ben bilmiyorum. Haftada bir gün mi iki gün yani o üç gün görüşmeme durumu olabilirmiş yani. Hani her gün görüşüyor derseniz kabul ederim bunu. Her gün ama değil, haftada her gün değil. Ben efendim, de öyle tahmin ettiğim sürekli tek tarafa oynanıyor Ayşe burada. Kayabaşı, çok net de görünüyor. Ayşe Kayabaşı yoğun bakıma yatıyor. Hanımefendi bana cevap vermesin. Biz ikinci defa da Pendik tarafında böyle ya? Bir ihbarda bulununca affedersiniz bizim gözümüz korktu. Bu hanımefendi dedik bunu bunlara yapıyorsa Allah göstermesin bir şeyin şu yuvu vukuundan beterdir derler. Aynı ya senin yaptığın, sizin yaptığınızdan daha beter. Ayla Hanım. Kim yapabilir aynı iftirayla, ya? Aynı iftiraya biz de maruz kalabiliriz diye bizim gözümüz korktu. Artı hanımefendi ve kızı dava tutanaklarında vardı, duruşma tutanaklarında ortağım Zeki Bey'e hakaret ettiler. Soruşturma açıldı. Suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk teslimi sırasında kızı İrem Hanım Zeki Bey'e hakaret etmiş. Bunu da duruşma tutanağında kendisi kabul etti, ikrar etti yani hakaret ettiğini. Biz çocuk teslimi sırasında yaz dışlamadan geliyoruz ve 55 yaşında Zeki Bey benim ortağım hanımefendinin kızı tarafından hakarete maruz kalıyor. Bakın. Şimdi biz cevap vermek istiyorum. Kasım cevap vermek istiyorum. Ondan sonra icra kanalıyla almasına karar verdiniz ve o yönde işler verdiniz. Niye icra kanalıyla almasına karar verdik efendim? Geleceksiniz. Neden? Çünkü bunlar bakın olaydan önce bu çocuk görüşmelerini
icra olmadan yapamamışlar, becerememişler. Ben dedim ki biz olaydan sonra vekalet geldik, vekalet aldık, vekil olduk. Ben dedim ki bizimkilere, dedim bu kadar olay oluyor. 24 Temmuz'da da birbirlerine girmişler. Bakın orada kendisi de biliyor. Duruşma ve davası var, hala devam ediyor. Bu kadar dedim bu olaylar oluyor. Siz dedim neden icra kanalıyla dedim görüşmeyi teklif etmediniz veya öyle bir düşünceniz olmadı. Müvekkillerim bana dedi ki hani kimseyi suçlamak istemiyorum. Biz böyle bir prosedür olduğunu bilmiyoruz. Hayatımızda bizim yargıyla polisle işimiz olmadı hiç. Kimse de böyle bir prosedür konusunda bizi uyarmadı dediler. Aynen bunu söylüyorum yani. Şimdi cevap yani şimdi bu kadar çocuk tesliminde olay olmuş. Becerememişler. Yani suhuletle bu işi halletmeyi becerememişler. Hanımefendi ölüm olayı olmuş. Ölüm olayından sonra bunu becerebileceğini iddia ediyor. Buna kim inanır? Ben seyircilerin takdirine peki, bakıyorum. Peki o zaman Kasım Bey, şimdi, sizin bu söylediklerinize bir cevap hakkı doğdu Ayla Hanım'a. Lütfen müsaade edin. Şimdi diyor ki neden ben icra kanalıyla alıyorum? Tamam, biz siz de bunu çekilince açıklamış oldunuz. Birbirlerine açıklamış oldunuz Kasım Bey. Yaklaşacaklar değil mi? Tamam. Yani güvenlik riski var. Anladım. Üstelik, tabii ki haklı. Üstelik yani, daha önce doğru. Ölüm olayı yoktu. Yani orada bir kriz yaşanmaması mümkün değil. Her taraf gergin yani oğlunu cinayete kurban vermiş. Aynen. Öyle. Tamam, bir müsaade edin lütfen. Paranız anladım. Gidebilir. Anladım ama efendim, anladım. Canınız, Kasım Bey gitti. Anlaşıldı sizin söylediğiniz. Ayla Hanım cevap versin lütfen, müsaade edin. Şimdi... Kalbindeki kalp kapağı çürümesi ve kalp yetersizliğinden dolayı yoğun bakımı alıyor bir hafta kadar. Ve yoğun bakımdayken çocuğu bizim hiç bilmediğimiz insanlara veriyor. Daha sonra hatta karşı komşularına veriyor. Bu çocuğun bir ailesi var. İnsan hasta olabilir, gider yatar ama bana teslim eder çocuğu. Çünkü o velayet Ayşe Kayabaşı'nda da değil. Onu oradan oraya verme hakkı yok. Benim polis karakoluna gidip söylediğim şey şuydu. Benim o çocuğun nerede, hangi insanlar elinde olduğunu bilmiyorum. Şiddete mi uğrar, tecavüze mi uğrar, herhangi bir şey mi olur? Ben o çocuğun ailesiyim. Başka yerlerde kalamaz. Tutun Zeki Dova'ya verilen cevap nedir? Biz çocuğu kucağımızda uyuyarak verdik çünkü arabada giderken uyudu. Zeki uyuyan çocuğu lap diye yere bıraktı ve bundan sonra yarım saat geç kaldınız, yine trafiğe takıldı. Yarım saat geç kaldınız, haftaya yarım saat geç alacaksınız. Sanki bütün oğlumu ben bu çocuk tesliminde kaybetmemişim gibi. Zeki bir hukukçu, eğer hukukçuysa bize en azından bu kadar can vermiş bir aileye yarım saatin 15 dakikanın şeyini kovalayamaz. Onun böyle bir hakkı yok, sizin de yok keza. Dolayısıyla da kızım çok sinirleniyor Zeki'nin bu sözüne. Hem çocuğu, uyuyan çocuğu lap diye yere bıraktığı için hem de böyle yarım saat geç alacaksınız. Onlar bize yarım saat geç verince biz yine vaktinde götürüp teslim ediyoruz. Zeki Bey diyor, yaptığınız terbiyesizliktir. Söylediği bu şey. Zeki sen terbiyesizsin demiyor. Ki üstelik terbiyesiz. Sizin yaptığınız, bu yaptığınız terbiyesizliktir diyor. Kasım Erol, istersen cevap ver şimdi bana. Evet, cevap veriyorum hanımefendi. Ben cevap veriyorum. Biz bakın her iki tarafında haklarını korumak zorundayız. Hiç öyle olmadı Kasım Erol. Biz hiç bakın, görmedik siz yani sizden. Ayla Hanım müsaade edin. Ama keşke orada o yarım saatin hesabı sorulmasaydı. Ayıp. Yani sizler şimdi, çünkü tarafsız bakın, olması gereken insanlar. Bu işin, eğer öyle gidersek bu işin içinden çıkamayız. Bence. Bunlar da bence şimdi bizim elimizde de değil bu. Bize söyleneni biz yerine getiriyoruz. Biz vekiliz. Biz tabii ki söylüyoruz bakın. Biz diyoruz ki bakın burası İstanbul. İstanbul'un trafiği olur, evet, sıkışığı olur, evet, yağmuru olur, kar olur. Hani 3 dakikaymış, 5 dakikaymış, 10 dakikaymış. Hani başka bir Anadolu şehrinde veya Taşra'da bunlar belki söz konusu edilebilir ama buralarda dedik bunları tartışma konusu, söz konusu yapmayın. Biz mümkün olduğu kadar hani her iki tarafında hakkına, hukukuna saygı göstermek zorundayız. Biz bize söyleneni yapıyoruz bakın. Hani biz kendi kafamızdan orada bir şey uydurup da ben yarım saat geç getirirler, geç gelsin falan değil. Biz mümkün olduğu kadar bunları birbirlerine hani İstanbul burası zaten iki damla yağmur düşünce trafik alt üst oluyor. Kar olur, yağmur olur, hava iyi olur, kötü olur, kaza olur, trafik sıkışık olur. Bunları çok da büyütmeyin. Bunları ileriki aşamalarda telafi ederiz. Yani o anda bunları bir tartışma ve tatsızlık konusu yapmayın diye biz zaten sürekli söylüyoruz. Biz bakın
Peki Vekil Kasım Bey, ben bir araya girmek zorundayım. Şöyle ki Kasım Bey, şimdi velayet konusunda neden 1,5 sene öyle gördüler, neden son bir ay? Bunun açıklamasını sizden de Ayla Hanım'dan da dinlemiş olduk. Dinlemiş olduk. Bence bu konu kısmını çok fazla uzatmamıza gerek yok. Çünkü nihayetinde velayetin alınması için de bir hukuki sürece girilecek. Ayşe Hanım bir şey söyleyecek. O hukuki süreç devam ediyor zaten. Şimdi bu yarım saatlik mevzu kim ne derse desin. Murat öldükten sonra çocuk teslimi sırasında olmuş ve yine Beyhan'ın ailesi diretiyor. Yarım saat geç kaldı. Diyelim ki avukatlarına o şekilde beyanda bulundular. Bir dahaki sefere yarım saat geç alacaklar. Ya bu bırakın hukuku, hangi vicdana sığacak bir şey. Hala aynı yerdesin, aynı noktadasın. Yarım saat geç aldın, geç bıraktın diye. Kaldı ki daha velayete ilişkin hüküm verilmemiş, tartışılıyor, dava görülüyor, yargılaması yapılıyor. Anne ile ilgili kesinleşmeyen bir hüküm var. Sadece alacağı cezanın miktarı kesinleşmedi tabii ki, öldürdüğü kesin. Dolayısıyla bu kadar art niyeti kim mi hoş görebilir artık ki yani? Artık bir sakin olun değil mi ya, değil mi? Kim o? Artık yani bir şey yapın, çocuk yarım saat orada, yarım saat geç erken, bunların hesabı nelere mal oldu? Her iki aile içinde nelere mal oldu? Ben evlat verdim ya. Artık bir sakin olsun herkes. Hocam buyurun. Şimdi dünya çocuk hakları, yani Birleşmiş Milletler çocuk hakları evrensel beyannamesi Türkiye'de anayasal hükümdedir. Çünkü imzamız vardır, meclis kabul etmiştir. Buna göre çocuğun üstün yararı ve menfaati her şeyin üstündedir. Bu bir, hani yarım saat 45 dakika falan değil. Çocuk ne oluyor orada, o mühim. İkincisi çocuğu tanımadığı kimselerin yanına yatılı olarak bırakmak doğrudan duygusal istismardır. Yani o 3 gün birisine bıraktığınız zaman, akrabası, yakını, sürekli o yaşta bir çocuğu, daha algılayamayacak soyut düşüncesi gelişmemiş bir çocuğu, bunun zaten cinsel veya fiziksel istismar olmasına gerek yok. Doğrudan duygusal istismardır ve bir istismardır bu aslında. O yüzden belki dava açılması gerekirdi. Ben çok çırpındım hocam. Kendi ortamı değil, yakını değil. Duygusal istismarın değil, tam tanımı. Bir hafta 17 orada kaldı yani. Kasım Bey buyurun. Bu konuyu lütfen bir cümleyle tamamlayın. Öbür süre hasta konusunu. Hasta olduğu kendisinin böyle bir hastası olduğu zaman çocuğunu kendisi nereye bırakır? Yetiştirme yurduna mı bırakıyor acaba hocam? Babaannesi hayatta babaannesine bırakırım. Akraba ve hısım akrabasına, konusuna, komşusuna bırakır. Akraba bakın, değil. Hocam. Bakın, babaannesi hayatta, halası hayatta, halası. Babaanne falan varken bırakılmaz Kasım Bey. Yani konu komşuya bırakılır mı çocuk? Yatılı bırakıyorsunuz. Yani babaanneye yarım saat. Komşu, akrabası hocam, akrabası. Hayır, akrabası kızı değil, öğrendim. Hayır, çocuğun akrabası değil. Adresi biliyor hanımefendi, çok hayır, iyi biliyor. Değil. Adresini kesinlikle de vermiş zaten. Değil. Biri Sinoplu, biri nereli? Değil, adresi akrabası biliyor, hanımefendi biliyor. Kasım Bey, kızı. Bu konuda zannediyorum seyircilerimiz de size hak vermeyecektir. Çünkü burada babaanne, hala, teyze, amca, dayı varken onların durumları müsait, ben istemiyorum demediği sürece babaanne, anneanne, babaanneye yarım kişine saatin hesabı sorulurken götürüp orada 3 gün çocuğu komşuya bırakamazsınız. Yapmayın. Bakın, ya. Bir şey söylüyorum. Taraflar arasındaki bu ağır husumet konusu tamam. Tekrar deniliyor. Ağır husumete, normal bir olay yok. Bakın, taraflar arasındaki ağır husumete bence siz taraf olmayın şu anda. Taraf olmuyorum zaten. Ama şu an zaten taraf oluyorsunuz. Babaanneye yarım saatin. Hayır, ben taraf olmuyorum. Şey ama yapmadım, şimdi bakın, husumet var diyorsunuz. Kabul ağır ediyoruz. Ağır husumet var. Ama şimdi bunlar yarım saat çocuktan çalındı diye çocuktan çalınıyor. Ve bunun hesabı soruluyor. 3 gün sonra kimsenin tanımadığı, en azından babaanne tarafının tanımadığı komşuya bırakılıyor. Bunu da normalmiş gibi bize, bence Türk halkı size bu konuda hiçbir zaman hak veremez. Kusura bakmayın. Biz babaanne de tanımayabilir, anneanne tanıyor Serap Hanım. Hayır efendim. Bir de zamana ilişkin konuşmak istiyorum Serap Hanım. Onu konuşacağız ama biz de akrabalık ilişkileri, babaanne, anneanne, bunlar çok önemlidir. Ve çocuklar da orada beslenirler efendim. Ruhen ve bedenen bu akrabalık ilişkilerinden beslenirler. Bunlar çok önemlidir.
Yapmayın bana, komşuyu savunmayın. Tabii ki. O zaman komşunun... O zaman ben hanımefendiye bir şey daha söyleyeyim. Serap Hanım, bakın 20 gün bu çocuğu bir mahkeme kararı çıkardılar. Devam eden bir yargılama varken 20 gün bu çocuğu usulsüz hazırlanmış bir bilirkişi raporuyla aldılar götürdüler 20 gün. Sizin için bütün çocuğu... bilirkişiler sizin aleyhte gördüğünüz bütün bilirkişi raporları usulsüz o zaman. Hayır ama bakın şimdi, usulsüz işini... mahkeme kararı zaten çocuğu geri aldık 20 gelen... gün. Yok yapmayın ne olur, bilirkişi insan Şerap yapan Hanım, insanları da töhmet altında bırakıyorsunuz. Usulsüz olduğu ya. İçin 20 gün boyunca çocuk Ayla Hanım'da kaldı. 20 gün boyunca annesiyle veya akrabalarıyla bu çocuğu görüştürme niyeti olmuş mu? Görüştürmüş mü? Bir sorun bakalım. Emir Demir'i keser, adaletin kestiği parmak acımaz. Sürekli yani bilirkişi raporlarını sizin istemediğiniz ölçüde çıkıyor diye de karalamanız da bence bir hukukçu olarak çok doğru bir şey değil. Benim oğlum görüyor mu yavrusunu? Bir dakika. Şimdi bir izleyin öyle efendim. Şimdi bir spor salonuna gidiyoruz. Lütfen siz de izleyin Kasım Bey. Samet orada. İşte bir baston kırılıyor sırtında ve gerçekten bayağı hani hocamın söylediklerini söylüyorum ben de. Ağır bir şekilde darbe alıyor birkaç ayrı noktasından Murat Taş Ocak. Şimdi Ayla Hanım, sizi biraz dışarıya alıyorum ben. Bu yapacaklarımızı sizin görmemeniz gerekiyor çünkü efendim. Yani akrabalık bilmem ne bağlarını buradan ben mi anlatacağım artık insanlara ya? Bizim ne, için ne kadar bunların önemli olduğunu artık çoluk çocuk herkes biliyor. Babaanne, dede filan bunlara koşar çocuklar yani. Bunu mu anlatacağız artık yani bu saatten sonra? Yani husumet öylesine büyük ki. Aa. Babaanne almasın, görmesin. Yeter de. Ki babaanne almasın. Ya da hala görmesin ya. De ne olursa sen olsun. Sen babaanneye mi ceza veriyorsun, toruna mı ceza veriyorsun belli olacak değil yani şey orada. Değil. Peki Samet, şimdi neredesin ve ne yapacaksın, bize anlatır mısın? Merhaba tekrar, iyi yayınlar Serap Hanım. Bir tane baston vardı orada, Murat Taş Ocağ'ın öldürülmüş halde bulunduğu noktada. O bastonun bir benzeri elimizde. Fotoğraflarda da bastonun kırıldığını görüyorduk. Tutma yeri şu şekilde göstereyim. Tutma yerine yakın olan noktadan kırılmıştı. Bu baston şimdi daha önce baston eline alan ya da baston kullanan gören var mı bilmiyorum. Ama ben elime aldığımdan beri ne kadar sağlam olduğunu söylemek istiyorum size. Gerçekten çok sağlam, yapıldığı ağaçlardan mı bilmiyorum. Ama yapısı gereği çok sağlam bir baston var elimizde. Sizlere örneklendirmek istiyoruz Serap Hanım. Burada kum torbaları var. Biz bu kum torbasını kullanacağız. Buna vuracağız. Hangi güçte vurursak bir baston kırılabilir. Onu göstermek istiyoruz sizlere ve seyircilerimize. Baston gerçekten çok sağlam. Bastonu birine uyarmak için mi vurdu, dur demek için mi vurdu? Bunları örneklendireceğiz. Ben çok küçük güçler uygulayarak başlayacağım ve gücümü artırarak devam edeceğim. Ne zaman kırılacağını göstermek için. Sizlere kum torbasını da göstermek istiyorum Serap Hanım. Ben eski bir boksörüm. Kum torbaları çok yumuşak materyaller değildir. Ama burası profesyonel bir salon olmadığı için bunlar ortalama bir kullanıcının kullanabileceği, yani basic sporcu profesyonel olmayan birinin kullanabileceği kum torbaları. Normalde dışı profesyonelde çok daha sert olur ama görüyorsunuz içeriye giriyor, muhtemelen etrafı koruyucu bezle kaplanmış bir kum torbası. Bunu da belirttikten sonra hafif darbelerle sizlere göstermek istiyorum. Yine vurma mesafesi, muhtemelen tutulacak nokta burasıdır. Kum torbasına önce daha az şiddette, çok az güç uygulayarak vuruyorum ve gücümü yavaş yavaş artırıyorum. Gördüğünüz gibi hala arttırmama rağmen bu birine gelse gerçekten acıtacak bir kuvvetti, artık o noktalara geldim ve bu ne zaman kırılır onu göstereceğim sizlere. Gördüğünüz gibi an itibariyle kırıldı. Yaklaşık son 4-5 vuruşum artık çok güçlü vuruşlardı ve çok güçlü vuruşlardan sonra kırıldı. Son 4-5 vuruşa kadar ben birini etkisiz hale getirecek Samet, şekilde. Orada bile sapı kırıldı çünkü sapı sonradan monte edilen bir şey olduğu için. Kesinlikle. Hala gövde kırılmadı. Gövde için daha da sert darbeler gerekiyor. Kesinlikle.
Yani iki elinle belki mikrofonu kesinlikle bırakıp Serap iki elinle. Takıldığı noktadan. Evet. Erdem, şu mikrofonu tutabilir misin? Bahsettiğiniz gibi bunu kırmak için ben çok güç harcamama rağmen şurada hemen iç noktasında birbirine geçtiği yer var. Yani buradan daha ince, evet, ek yerinden kırılmış durumda Serap Hanım. Dediğiniz gibi ben 100 kilo ve 1.97 boyunda güçlü biriyim. Boksörüm aynı zamanda. Yani birine vurmak ne demek, şiddet ne demek biliyorum. Son 4-5 darbem, yani normal bir insanın kullanacağı darbenin çok çok üstündeydi. Ona rağmen gördüğünüz gibi, sizin de bahsettiğiniz gibi ek yerinden kırıldı. O gün orada ne yaşandı tam ayrıntılarını bilmiyoruz. İfadelerde çok farklı açıklamalar var. Taner hocamızın belirttiği gibi kendisi ifadeleri okudu, olay yerinde incelemeleri okudu, neler anlatıldığını. O bile tutarsızlıklar var diyordu. Bu deneyimizde, yaptığımız bu deneyde gösteriyor ki bir bastonun kırılması için normalden çok çok fazla bir şiddet uygulamak gerekiyor. Bu da bir insana zarar vermenin ötesinde bir güç uyguladığınızda, yani etkisiz hale getirmek değil, daha ötesinde bir güç uyguladığınızda mümkün olabileceğini deneyimizde tekrar görmüş olduk Serap Hanım. Peki. Teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar, Samet'ten uzak durun bundan sonra. Biz bilmiyorduk onun boksör falan olduğunu mesela. Hiç söylememişti bugüne kadar. Uzak duralım. Ancak şimdi şaka bir tarafa, gerçekten de Samet yapısında, gücünde bir daha önce profesyonel olarak bu işi yapmış bir insanın bile zorlandığı, bastonu kıramaması bir insanın üzerinde kırılmış. Kaç kilo bir baskı uygulanmış ki ve o yaralar nasıl, yani aldığı darbeler var yani. Bir daha lütfen onu konuşalım hocam. Yani en az 30-40 kilodan fazla olması lazım. Çünkü 30-40 kiloyu taşıyacak şekilde olur bir baston. Ağırlığının üçte birine yüklendiğini düşünürsek. Bir de tabii ivmesi var. Orada eylemsizlik prensibi giriyor devrenin içine. İşte lise fiziğinden hatırlar izleyiciler. Yani çok büyük kuvvetler biniyor ki zaten yaralardan da belli bu. Yani ekimoz, sadece ekimoz. Şimdi ekimoz küçük damarların yırtılıp kanın doku arasına yayılması. O yüzden ciltten gözüküyor. Onun harici, yani bu cilt altı olan bir şey. Cilt de yarılmış, deri de yarılmış. Yani bir deri, çünkü esnektir, yumuşaktır deri. Onu yarmak da o yüzden çok zordur esneyebildiği için. Yani çok hocam, şiddetli bir kuvvet. Tam orada bir şey söyleyeceğim. O bastondaki kanlar işte o yarıklardan oluşmuş olabilir değil mi hocam? Tabii ki. Sırtından. Tabii ki. Tabii. Şimdi bu durumda insan şunu gerçekten tekrar söylemeden edemiyor. Madem bu bastonu zavallı Murat'ın sırtında kıracak kadar darbe aldı, bunu gerçekleştirdiniz, etkisiz hale getirdiniz. Artık öldürmeye ne gerek var? Diyelim ki çok kızgınsınız. Diyelim ki maksadınız kavga çıkarmak. Diyelim ki maksadınız, sizin maksadınız, o zaman insan yani... Bağcıyı döv, ne derler, üzüm yemek değil, bağcıyı dövmekmiş sizin maksadınız. Yani bu kadar ağır darbeler aldıktan sonra, çünkü çok net olarak izliyoruz vücuttaki darbeleri, Samet de bize gösterdi. Bir insanı vurmak, uyuyan bir insanı vurmaktan farklı değil. Ha, yatağında yatarken, uykudayken ateş etmişsiniz, ha bu durumdaki bir insanı ateş etmişsiniz. Çok acı, hiç farkı yok. Çok evet. Acı. Yine başa dönüyoruz. Yine dayının söylediği şeyi tekrar edeceğim. Bugün gelme dedim ben ona diyor. Yani gelirsen başına gelecekler var demek istemiş. Gelirsen burada başına bir sürü şey gelecek artık. Polis de geldi. Ne biliyorsa. Evet. Her şey çok açık ortada. Murat da sadece kucağında çocuğuyla gitti. Tek dayanağı, tek silahı, elindeki tek her şeyi oydu zaten. Cebine de bir tek küçük çakı bile koymadan gitti o eve. Bir ara verelim. Efendim, veda vaktimiz geldi. Haftayı da noktalıyoruz böylece. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Pazartesi günü saat 13'te TV8 ekranlarında buluşalım. Her şey gönlünüzce olsun. Gerçekten huzur ve sağlık diliyorum. Sevdikleriniz yanınızda olsun efendim. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.